Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar bu videomuzda Barış Yayınları'nın 8'li AYT matematik branş denemelerinin altıncısını çözüyoruz ve Gençler çok güzel bir deneme olduğunu, sizi geliştirecek, ufuk açacak denemeler olduğunu dile getirebilirim. Çözemediğiniz, yapamadığınız veya boş bıraktığınız, hantal bulduğunuz, çözümlerini hantal bulduğunuz eğer sorular varsa, videonun açıklama kısmında hangi soru kaçıncı dakikadaysa zaman etiketleri bıraktım. Oraya tıklayıp direkt olarak soruyu açabilirsin, çözümünü görebilirsin. Bunun haricinde abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutma. Geçelim denemeye. Evet, ilk sorumuza senle şöyle güzelce bir bakalım x veya gerçel sayılar olmak üzere x 1'den farklı e, için x 1 bölü x eksi 1 eşittir y olduğuna göre x artı y eksi 1 eksi y bölü y eksi x y ifadesinde eşit kaçtır diye soruluyor. Şimdi karmaşık gibi görülüyor ama bulmaca gibi burada herhangi bir tanesini seçeceğin y'yi veya x'i yalnız bırakmaya gayret göstereceğiz. Bunun içinde şunu yapabiliriz. Örnek veriyorum. Ben burada bir içler dışlar yapsam, 1 eşittir x çarpı y eksi y olduğunu görürüz arkadaşlar. Tamam, bu 1. İkinci olarak, eğer ki ben burada x y mesela, şurada x y var, değil mi? Şunu şu tarafa biri bu tarafa atarsam, x eksi x çarpı y eşittir eksi 1 eksi y yapacaktır. Mesela, burası neymiş? Eksi 1 eksi y'ymiş. Şunun tamamı. O halde yazalım eksi 1 eksi y diye. Daha sonrasında şu kısma bakalım. X artı y'miz var. Şimdi bak eksi parantezinde şurada bir 1 bölü y eksi y bölü y var. Hemen yazalım. 1 bölü y eksi y bölü y demek eksi 1 demektir. Ve eksi 1 eksi y'miz mevcut burada. Gördüğünüz üzere şuradaki artı y ile eksi y zaten birbirini götürüyor. Bir de gençler şuradaki eksi eksi 1'den artı 1 ve şuradaki eksi 1 de birbirini götürüyor. Gelenin kaldı x eksi 1 bölü y kaldı. Şimdi bizden bu isteniyor. x eksi 1 bölü y isteniyor. E peki şimdi ben burada e, örnek veriyorum bize verilen şey neydi? 1 bölü x eksi 1'in y'ye eşit olduğuydu. E şimdi ben burada y ile şunu yer değiştiremez miyim? Yani 1 bölü y eşittir x eksi 1 diyemez miyim? O halde burada 1 bölü y gördüğüm yere de ben x eksi 1 yazma hakkına sahibim demektir. Bu da bize x eksi x eksi 1'i verir. İçeri dağıtırsam x eksi x artı 1 gelir. Eksi x ile artı x birbirini götürürse doğru cevabın 1 olması gerektiğini de gönül rahatlığıyla söyleriz. Geçtim 2'ye. x ve y. x, y ve z. Gerçel sayılar olmak üzere. Şimdi x çarpı y çarpı z'yi bunu şu şekilde yazar mıyız? x çarpı y çarpı z'nin mutlak değeri eşittir. Eksi x çarpı y çarpı z. Şimdi içerisi eksiyle çarpılıp dışarı çıktığına göre demek ki x çarpı y çarpı z %100 ihtimalle negatif abi. Tamam bu negatif. X çarpı Y'nin negatif olduğunu görüyoruz. Bak şununla şunun çarpımı negatifmiş. Negatifle neyi çarparsam negatif yapar tabii ki pozitif. Yani ben Z'nin artık pozitif olması gerektiğini öğrendim. Daha sonrasında bak bu kısmı siliyorum şimdi. Bize bir şey daha vermiş burada. Y çarpı Z de negatiftir diyor. E şu ikisinin çarpımı negatifse o zaman X de pozitiftir. X de pozitiftir. E şimdi X pozitif ee, ...x ile y'nin çarpımı negatif de o zaman y negatiftir. Şimdi o zaman şunu söyleyebilirim. Y bir kere en küçük olacak. Çünkü negatif olan bir tek o var. O halde 3 şık zaten direkt elendi. Daha sonrasında z mi büyük x mi büyük buna nasıl karar vereceğiz? Şu var ya şu. Burayı gençler şöyle diyeceksiniz. x çarpı y küçüktür. y çarpı z. Şimdi ben burada her iki tarafta y çarpan olduğunu görüyorum bir kere. Bu y'leri sadeleştiririm ama olduğu gibi kalmaz. Niye? Y negatifti. Her iki tarafı negatif bir sayıya bölerseniz işaret yön değiştirir ve x z'den büyük olur. E en küçüğünde biz y olduğunu söylemiştik. O halde y küçüktür. Z o da küçüktür. X diyebiliriz. Y z x cevap olacaktı. Doğru cevap d şıkkında verilmiştir. Geçtim 3'e. Şimdi güzel bir Ebo -Bekok sorusu. Beraber çözelim. A ve B sıfırdan farklı birer tam sayı olduğu dile getirilmiş. EBOB 2 üzeri A ve 2 üzeri B. Bunların EBOB'u bunlardan biridir. Çünkü e, ikisi de 2'nin kuvvetleri olduğu için bunlardan bir tanesi bize EBOB'u verecek. E, diğeri de hatta ekoku verir biliyor musunuz? O halde şöyle değil mi? Mesela ben burada EBOB 2 üzeri A ise 2 üzeri A eşittir 2 üzeri A eksi 2B diyebilirim. Burada A eşittir A eksi 2B gelebilir. A'lar giderse 0 eşittir eksi 2B'den B0 gelir. Lakin... Şöyle bir durum var. B sıfırdan farklı diyor. Şimdi demek ki bu sistem çalışmadı. Ben EBOB'u 2 üzeri A seçtiğim için çalışmadı. O zaman 2 üzeri B seçerim. Yani şurayı B yapacağım arkadaşlar. Hemen şunları sildim ve diyorum ki artık EBOB'umuz demek ki buymuş. O halde B eşittir A 2 B gelir. Buradan 3 B eşittir A'dır diyebilirim. Tamam güzel. Sıfır mıfır gelmedi buradan. Peki EBOBları 2 üzeri b ise EKOKları 2 üzeri a mıdır? Aynen öyledir. 2 üzeri a eşittir 2 üzeri mutlak değer içerisinde a eksi 4b artı 16'ymış diyeceğiz. Şimdi ben a'nın 3b olduğunu biliyorum, değil mi? 3b olduğunu biliyorum. E, o halde şöyle bir şey yapılabilir mi? 2 üzeri a eşittir 2 üzeri mutlak değer içerisinde. Hatta ve hatta ikileri artık karıştırmayalım, kullanmayalım bile, ha olmaz mı? Şöyle diyelim direkt A eşittir mutlak değer A eksi 4B artı 16 diyelim. Tamam. Şimdi A'nın ben ne olduğunu biliyordum abi. 3B olduğunu biliyordum. O halde A eşittir 3B'den 4B çıkarsa eksi B artı 16'dan 16 eksi B gelecektir. E şimdi ben buradan A eşittir ya 16 eksi B derim ya da a eşittir b eksi 16 derim. Tabi bu durum 16 eksi b çıkma durumu b 16'dan küçükse geçerli burası da b 16'dan büyükse geçerli doğal olarak. Peki o zaman a artı b eşittir 16 veya buradan da a eksi b eşittir eksi 16 mı gelir? Aynen öyle şimdi bak biz a'yı tekrar söylüyorum 3b seçmiştik. O halde şurada yerine yazılırsa burası 4b eşittir 16'dan b eşittir 4 gelecektir. A'yı 3b seçtik ya 2b eşittir eksi 16'dan b eşittir eksi 8 gelecektir. Şimdi b'nin eksi 8 olma durumunu e, göz önünde bulundurursak bir kere, hani şurada e, a'nın da biz e, kaç olduğunu buluruz eksi 24 olduğunu buluruz. Şimdi ben burada bundan bunu çıkarınca negatif oluyor. Yani e, burada kesirli bir sayı geliyor. O halde ben b'yi 4 seçeyim. B 4 ise bir kere. Şuradan kaynaklı yine ne çok kullandık orayı. Eşittir 12'dir. Şimdi ekok diyor. Ekok. 2 üzeri a artı b. Yani 2 üzeri 16 ve 2 üzeri 8. Yani 12'den 4'ü çıkardım. Bunların ekoku nedir? Tabii ki kuvveti büyük olandır. O halde cevabımız da c şıkkında verilmiştir deriz. Dördüncü soruya geçiyoruz. Bir diğer sayfada. Güzel bir soru. Yapamadıysan, çözemediysen iyi dinle. Neye pozitif bir tam sayı olmak üzere. Şu sembol n sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı olarak niteleniyor. Şimdi m de 5'ten büyük bir asal sayı arkadaşlar. m 5'ten büyük bir asal sayı olduğuna göre 25 m'nin yani 25 çarpı m sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı 2 üzeri 5 çarpı m eşitliğini sağlayan m değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi bir kere... 25 M'yi 25 otomatikman bölüyor. Ve doğal olarak 1, 5 ve 25 bölenleri vardır. Bu kesin. Daha sonrasında M sayısı da biliyorsun bir asaldı. O halde bunun M diye de bir böleni vardır. Aynı zamanda M diye böleniyle beraber bir de 5 çarpanı olduğu için 5 M diye de bir böleni vardır. Ve zaten 25 M'yi kendisi böleceği için yani kendi, bu sayı kendisine tam bölüneceği için Otomatikman 25M diye de bir böleni vardır Ve bu bölenlerin toplamı 32M'ymiş Nereden geldi 32? 2 üzeri 5 çarpı M Ben bunları toplayayım bir güzel Şurayı toplarsam 31M yapar Artı 31 Eşittir 32M ise artık sorunun çözümü bitti M eşittir 31'in Kendisi gelir doğru cevap da E eşittir Geçtim 5'e Diyor ki ABC birer gerçel sayı ve a da sıfırdan farklı olmak üzere AX kare artı BX artı C bölü X artı C sıfırdan küçük eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi sonsuzla eksi 1 açık aralığıdır demiş. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, benim şurada bir köküm varmış eksi 1. Şu köküm bacağı sıfırdan küçük olan yerleri tarıyorduk. Demek ki bu taraf taranmış yani bu taraf benim çözüm kümem ama mesela şu taraf taranmamış. Şimdi bu da bir kök. Ve sıfırdan küçük olduğu için eşitlik koymamada da lüzum yok. Demek ki diğer geri kalan her yer pozitifmiş. Yani bunu anlayabiliyoruz buradan tamam mı? Geri kalan her yerin pozitif olabilmesi için şartımız ne? E şimdi üst tarafta demek ki kök olmayabilir. Sadece alt taraftan bir kök gelmiştir. O da eksi birdir. Muhabbeti yapılabilir. Veyahut başka bir kök varsa dahi mesela burada farklı bir, daha, bir tane daha kök varsa bu köke de bir bacak çizdiğin takdirde Burası çift katlı kök olup bu şekilde pozitif olabilir ki ...ifadeye de uygun üst taraf ikinci dereceden iki tane kökü olsun. Alt taraf birinci dereceden bir tane kökü olsun. Böylelikle toplam üç tane kök elde edilmiş olabilir ama burada kök olup olmadığını da açıkçası bilmiyoruz. Peki şimdi devam. Alttaki eşitsizliğin yani şunun da çözüm kümesi 5'ten sonsuzaymış. Şimdi i̇yi dinle. 5 ee, diye bir köküm var. Buna kök bacağı çizdik arkadaşlar. Ve Dikkat ettiysen bu sefer 5 kapalı. Ve eşitsizlik içerisinde burada eşitlik de olduğuna göre 5 kapalı ve pozitif olan yerler taranacaktı. Bu taraf pozitifmiş. Şimdi ben şu cümleyi kurarım abi. Derim ki hocam demek ki buradaki 5 dediğimiz ifade üst tarafın köküdür. Yani burada üst tarafta kök olmama gibi bir durum yok. Madem üst tarafın 5 diye bir kökü var. Çünkü üst taraflar aynı bak pay, pay kısımları aynı dikkat ettiysen. Demek ki burada soru işareti koyduğumuz hangi kök olup olmadığını bilmiyoruz dediğimiz kök var ya. işte o 5'miş arkadaşlar. Tamam işte o 5'miş. Güzel 5 diye bir kökümüz var dedik. Bunda hem fikiriz bir sıkıntı yok. Şimdi 5'ten 2 tane kök vardı. Şimdi bunun birisi pay kısmından biri payda kısmından gelmiş olabilir bu 5'lerin. Eğer öyleyse eksi 1 kesinlikle payın köküdür. Şimdi 5 bunun kökü ve bunun kökü aynı zamanda bir tane daha eksi 1 diye kök vardı. E bunun kökü buysa demek ki eksi 1 üst tarafında köküdür e, cümlesini kurabilirim. E şimdi bu durumda şunu diyebiliriz. Eksi 1 üst tarafın köküyse ben buraya eksi 1 de çizeceğim abi. E şimdi bu taraf neydi negatifti. Bu taraf negatifti. Hep negatif kalması lazım. Bunu nasıl sağlarım? O halde derim ki demek ki buranın da biri kapalı biri açıkmış. Çift katlı kökmüş ve negatif diye devam ediyormuş. Derim ki sadece burası taransın. Şimdi biri pozitif ve biri kapalı biri açık normalde gösterimler farklı farklı hocadan hocaya göre değişiyor. Normalde anlatılan şöyle yapıp normalde anlatılan dur çizemedim onu. Neyse şöyle elimle çizeyim. Normalde şöyle yapıp gösteriyoruz ya. Ben bu şekilde gösterdim. Sonuçta açık olduğu için eksi 1'i alamayacağım çözüm kümesi içerisine. Şimdi o halde üst tarafın kökleri kesinlikle eksi 1 ve 5. Bu durumda ben şu cümleleri kurabilirim. Yani bunun kökleri 5 ve eksi 1 ise ax kare artı bx artı c için bir şeyler bulunabilir ama ondan önce eksi 1 diye bir kök varsa bak eksi 1 diye bir kök varsa ve bu kök e, tam bir tanesi de burada paydanın kökü ise demek ki eksi 1 yerine yazınca alt taraf sıfırlanıyor. Yani a kesinlikle kaçmış? 1'miş. a 1 ise a bunun kökleri eksi 1 ile 5'ti ya kökler çarpımı eksi 5 olmaz mı? O zaman c de kaçtır? Tabii ki de eksi 5'tir. Kökler toplamı 4'ü verir. E kökler toplamının 4'ü vermesi için B'nin de eksi 4 olmaktan başka bir çıkar yolu yok. Hatta ve hatta şuranın pay, payda kısmının kökü neydi? 5'ti. E c eksi 5 ise gayet normal bu. Yani ben artık a x kare artı b x artı c'yi de bulurum. x artı b'yi de bulurum. O halde gelin yerine yazalım hadi. x kare eksi 4 x eksi 5 bölü bölü. Alt kısımda ne var? x artı b yani x eksi 4 var. Sıfırdan küçük veya eşittir. Dedi ki, üst tarafın kökleri eksi 1 ve 5'ti ve alt tarafın kökünün ben 4 olduğunu biliyorum. O halde eksi 1 4 ve 5'i yazdım. Kendim artık bir şey oluşturuyorum. Eşitsizlik tablosu oluşturuyorum. Burada her biri tek katlı kök ama eksi 1 ile 5'te bu şekilde içi doluyken 4'te içi boş olacak çünkü paydanın köküdür bu. Artıyla başlamam gerektiğini, eksi artı eksi yapmam gerektiğini biliyorum. Ve benden sıfırdan küçük veya eşit olan yerler istenmişti. Yani şurası... Ve gençler şu kısım istenmiş. Bu kısımlarda kaç farklı doğal sayı vardır deniliyor. Zaten bu tarafta doğal sayı aramak saçmalık olur. 4 ile 5 aralığında kaç tane tam sayı vardır diyor. E sadece ben 5'in olduğunu görüyorum. O halde doğru cevabım da aşık olur diyeceğim sevgili gençler. Ve devam edeceğim 6. sorumla C0'dan farklı bir tam sayı olmak üzere. x kare eksi 5x artı C polinomu veriliyor. Px polinomunun e, sıfırlarından oluşan kümenin elemanları da Px polinomunun kat ikisiymiş aynı zamanda. Şimdi Px polinomunun e, sıfırlarından oluşan kümenin elemanları Şimdi sıfırlarından oluşan kümenin elemanları nedir? Çözüm kümesidir. Bu çözüm kümesinin elemanları aynı zamanda Px polinomunun kat sayılarından iki tanesiymiş. Şimdi burada katsayılarımız sayılarımız 1 ve eksi 5 ve bir tane de c olduğunu görüyoruz tamam mı? Şundan eminiz Kökler toplamı kesinlikle ama kesinlikle eksi b bölü adam 5 gelecek. Kökler toplamının 5 ve e, hani eğer köklerimiz burada kökler toplamının 5 olduğunu biliyoruz ya. E ben 1 ile eksi 5'i seçsem bu mümkün mü? Değil. O halde ben mesela 1 ile c'yi seçsem kökler toplamı 5'tir mantalitesiyle c'yi 4 elde etmem gerekiyor. Bir deneyelim x kare eksi 5 x artı 4 eşittir. 0 diyelim burada kökler çarpımı 1 ile 4 olduğu için kökler 4'tür evet doğru veriyor kökler toplamı da 5'tir tamam demek ki bizim köklerimiz 1 ve 4 olacak şimdi buna göre rx polinomunu oluşturalım ben c'yi kaç buldum 4 o halde x kare bak şurası 4 ise 8 artı 2'den artı 10 x gelir artı bir de c 4 ise burası 16 olur e, sıfırlarından birisi sorulmuş. Sıfıra eşitlersem x'e x ve burayı da artı 2'ye artı 8 yazarım. X'in bir eksi 8 bir de eksi 2 olması gerektiğini düşünebilirim. Ve sıfırlarından birisi sorulmuştu. Eksi 8 zaten burada bana göz kırpıyor. Doğru cevap D şıkkı olacaktı. Geçtim 7'ye. A sıfırdan büyük ve A, B, C ve D gerçel sayılar olmak üzere aşağıda verilen dik koordinat düzleminde F eşittir Y eşittir F A X, Y eşittir F B X, F C X ve F D X fonksiyonlarının grafikleri bize verilmiş. F B artı C eksi A eğer 3 ise F D değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi burada şöyle bir durum var. A'nın sıfırdan büyük olması gerektiğini vermişti şurada bize değil mi? Şimdi A sıfırdan büyükse demek ki bu fonksiyonu biraz daha yukarı doğru kaldıracak değil mi bu şekilde? Yani benim aslında bakarsan e, y eşittir fx fonksiyonum şöyle bir fonksiyonmuş ve şunu da şu şekilde uzatacak olursam x eksenini aslına bakarsan fx fonksiyonumuz bu ve y x ekseninde burada bir yerde kesiyor ve y eksenini kestiği yerde diğerleriyle aynı yerde olmak zorunda zaten. Peki şimdi ben burada biliyorsun ki e, fonksiyonun iç kısmındaki x'i a ile çarparsak kök kök e, ...bir 1 bölü a'sına düşecektir. Yani şöyle düşün bunu. Anlatmakta biraz güçlük çektim elimde örnek olmadığı için. Mesela şöyle. Şu fonksiyonun ismi abi fx eşittir. Tamam mı? x eksi 4 olsun. Böylelikle şurası eksi 4 ve burası artı 4 mü yapar? Bak dikkatli dinle şimdi. f2x fonksiyonu nedir? Tabii ki de 2x eksi 4'tür ve e, ee, bunu sıfıra eşitleyen değer artık eksi 2 olduğu için bu fonksiyon şuradan geçecektir yine artı 4'ten yine geçecektir. Pardon x artı 4 diyelim şuraya çok özür dilerim. x artı 4 ve x artı 4. Bu fonksiyon y ekseni yine 4'ten keseceği için e burası eksi 2 oldu. Ama bak durum ne? Şuna bak. 2 ile çarptığım için 2 ile çarptığım için kök yarısına düştü. He. Şimdi o zaman şöyle bir durum var. Burada kök 1 bölü A'sına düşecek. 1 bölü D'sine, 1 bölü C'sine ve 1 bölü B'sine düşecek. Ama 1 bölü D'sine düştüğü zaman kök oluşmamış. E kök oluşmadığına göre demek ki D sıfırmış gençler. Bu bir. İkincisi B var, C var ve A var. Burada e, fonksiyonun bu şekilde yukarı doğruyken normalde yani eğimi pozitifken negatif olmasının sebebi de bunlar işte. B ve C'nin artık ben negatif olması gerektiğini de anlıyorum. Ama şöyle bir durum var. Ee, bak eksi 4'e düşmüş kök. Yani bir katı. 3 ve 6 eksi 4. 3 ve 6'nın ortak katı. 12'dir ya da eksi 12'dir diyebilirim. O halde direkt eksi 12'yi denemekte fayda var. Şimdi o zaman ben şu cümleyi kurabilirim. Eksi 12 iken, eksi 12 iken kök eksi 4'e e, çıktıysa Tamam mı? Kaç katına? 1 bölü 3 katına. O zaman A kesinlikle 3'tür denilebilir. Yani burası eksi 12 olarak kabul ettik. A 3 olacaktır. E 3 ise burası 3 ise ne oldu? 1 bölü 4'ü değil mi? O halde C değil B eksi 4'tür. Ve burası da 6 ise C de eksi 2'dir denilebilir. Şimdi gelin şurada bu elde ettiğimiz tahmini A, B ve C değerlerini yerine yazalım. F B artı C demiş. Eksi 4 ile eksi 2'nin toplamı eksi 6. Bundan da 3 çıkarırsan eksi 9 olur. Yani F eksi 9 eşittir 3 mi geldi? Yani bu fonksiyon bize diyor ki. Ben şurada F fonksiyonunu tahmini olarak elde ettiğim F fonksiyonunu. Şu şekilde eksi 9'u şurada gösterelim. Eksi 9 için nereden geçmiş? 3'ten. Yani şurası 3 birim. e Burası kaç birimdi? E burası da 3 birimdi. Yani şöyle bir durum var. 3'e 3 ise e bir zahmet. Şurası 12 iken Şurası da 12'dir denilebilir. Tamam mı? E bu durumda FD değeri kaçtır diyor. FD dediğimiz şey zaten D'yi 0 elde etmiştim. F0 değeri soruluyor. Eşittir 12. Eşitliklerimizde de var. Doğru cevap B şıkkı olur diyeceğiz. Şimdi geçtim 8'e. Boğaç, Deniz ve Eylül'den her biri birbirlerinden farklı birer butonu seçerek bir defa basmışlar. E, mavi, sarı ve kırmızı. Bu, bu şekilde MSK ile kodlanmış Yukarıda verilen önermelerin şuradaki önermelerin e, sembolleri pembe renkli bir postitle kapatıldığından dolayı hangi önermenin P, Q ve R önermesi olduğu anlaşılmamakta. yetten diyor ki P ise Q veya R önermesi yanlış. Şimdi hemen şuraya çıkaralım. P ise Q veya R denktir sıfırmış. E, bu durumda ben bunun kesinlikle bir olması gerektiğini. Şunların da kesinlikle sıfır olması gerektiğini biliyorum. Şimdi ben hangisi PQR olduğunu bilmediğim için bir 0 0'ı da yerleştiremiyorum. Kimin hangi butona bastığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Şimdi inceleyelim bakalım. Gençler öncelikle iki tanesine sıfır diyeceğim. Bir tanesine bir diyeceğim. Ve herkes birbirinden farklı butonlara basmış olacak. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Mesela deniz sarı butona basmıştır diyor. Sıfırlar fazla olduğu için ben buna bir sıfır desem, şimdi Deniz o zaman sarı butona basmamış. Deniz mavi veya kırmızıya basmıştır. Boğaç sarı butona basmamıştır diyor. Şimdi Boğaç sarı butona basmamıştıra yanlış desem, Boğaç kesinlikle buna basmış olur, değil mi? Tamam. Eylül şimdi dur. Deniz sarı butona basmıştır ifadesi yanlışsa o zaman Denize e, bo, boğaç buraya gelmişti Deniz hala bu ikisinden birisi Eylül mavi butona basmamıştır deniliyor Eğer buna da bir kaldı e, Maviye basmadıysa o zaman Eylülle bu kalmıştı zaten e, Denizde otomatikman Maviye basmıştır Şu an hepsi sağlıyor mu? Valla hepsi sağlıyor şu an Demek ki Deniz, Boğaç ve Eylül Bak Deniz, Boğaç, Eylül Mavi, Sarı, kırmızı arıyoruz biz Mavi, Sarı, Kırmızı yani MSK Bak burada mevcut O halde doğru cevabımız D şıkkıdır deriz Altta soru yok sağ üst taraftayım. Dokuzuncu soruda diyor ki denklemin diskriminantı delta reel kökleri de x1 ve x2'dir. Reel köklerinden bahsediyorsa delta sıfırdan büyük olacak bu cepte. Şimdi gelin bu ifadenin deltasını yani diskriminantını bir hesaplayalım. Şuranın karesi yani delta kare eksi 4 çarpı 1 çarpı delta artı 6 eşittir delta demem gerekiyor. Çünkü delta buna eşitti. O halde delta kare eksi 4 delta eksi 24 eşittir delta dersem delta'yı sol tarafa davet edelim. Delta kare eksi 5 delta eksi 24 eşittir sıfırdan delta'yı elde ederim. Delta delta burayı da eksi 8'e artı 3 diye açarsam delta 8'in ta kendisi gelir. Eksi 3'ü kabul edemem çünkü sıfırdan büyük demiştim reel kökleri mevcut. Şimdi x1 x2'den büyük için demiş ya ben şu kısmı bir x1 çarpı x2 parantezini alacak olursam sol tarafta x1'in karesi sağ tarafta da eksi x2'nin karesi kalmış olur. Burayı da x1 çarpı x2 ee ve yine çarpı x1 eksi x2 çarpı x1 artı x2 diye iki kare farkından açılım yapılabilir. x1 çarpı x2 kökler çarpımıdır şimdi ben. Delta'yı artık 8 bulduğuma göre bu denklemi x kare eksi 8x artı 14 diye düzenlerim x1 çarpı x2'nin 14 olması gerektiğini elde ettim. x1 artı x 2de kökler toplamından 8'dir gençler. Peki bu kökler farkı nedir? Kökler farkının mutlak değeri dediğimiz ifade x1 eksi x2'nin mutlak değeri kök delta bölü mutlak a formülüyle hesaplanıyordu biliyorsunuz. E ben delta'nın 8 olduğunu biliyorsam zaten 2 kök 2 bölü a'mız da zaten 1 o halde 2 kök 2'dir burası da. Şimdi gelin bunları çarpalım. Bunların çarpımı da bize 14 kere 2 28 olduğu için 28'i 8 ile çarpalım arkadaşlar. 160 artı 64'ten 224 gelir. Bir de kök ikisi vardı. 224 kök 2 bize cevabın ta kendisini verecektir. Geçtim 10'a. 10. sorumuzda ABC gerçel sayılar olmak üzere böyle bir parabol aşağıda y ekseni silinmiş dik koordinat düzlemindeki kırmızı noktalardan geçmekte. Şimdi i̇şte x ekseni burası ise eğer benim bu parabolümün bir eksi bir bir de altı diye kökü varmış. Tamam. Buna göre iki köşesi x ekseni üzerinde bulunan yamuğun alanı yani şuradaki sarı yamuğun alanından bahsediliyor. A sayısının kaç katıdır diye de ekstradan sorulmuş. Şimdi baş kat a olduğunu görüyoruz biz burada. O zaman biz bu fx parabolinin köklerini bildiğimiz için baş kat sayıyı a seçtim. Bir kökü eksi 1 ise x artı 1 diye bir kökümüz mevcuttur. Diğer kökü 6 ise x 6 diye bir çarpanımız mevcuttur. Az önce kök dedim çarpan olacak. Şimdi ben bu yamuğun alanını merak ediyorsam şuradaki ne üst taban dersem ki burası F8'dir. Şurası alt tabansa burası da F9'u verir bize. Ve yüksekliğimiz zaten 1'di. F8 ile F9'u toplayıp 1 ile çarpıp 2'ye böleceğiz. F8 dediğimiz olay nedir abi? A çarpı 9 çarpı 2'dir. Yani 18 A'dır. Daha sonrasında F9'a bakalım gençler. F9'da A çarpı 10 çarpı 9'dan 6 çıktı 3. E bu da hocam 30 A'yı verir bize. Doğru mu? Şimdi bu ikisini topluyorduk. Alt taban artı üst taban 48 A çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğim. E buradan bu da bana 24 tane A'yı verecek. Benden istediği şey diyor ki x80 üzerinde bulunan yamuğun alanı yani 24 A A'nın kaç katıdır? E, tabii ki 24 katıdır. Cevabımız E şıkkı olacaktı. Geçtim 11'e. R asal sayı olmak üzere bir AN aritmetik dizisi için BN R üzeri AN dizisi ile tanımlanıyor. B7 bölü B5'in. B7'yi nasıl yazarım o zaman ben? Abi B7'yi R üzeri A7 biçiminde ifade ederim. B5'i de R üzeri A5 biçiminde ifade ederim. Daha sonrasında ben bu ikisini birbirine oranladığım takdirde R üzeri A7 eksi -A5 A5'i elde etmiş olurum değil mi? Ki bu da bana neyi veriyor? 16'yı veriyor. Şimdi R asaldı. 16 o asalın kuvveti ise o asal 2'dir gençler. R2'ymiş. 2'nin kaçıncı kuvveti 16'dır? 4. Yani A7'den A5'i çıkarınca da bize 4'ü verecekmiş. A7 eksi A5 4. Şimdi AN aritmetik dizi ise Demek ki A'nın R'si gençler 2'ymiş. Neden? Çünkü şurası bana 2 R'yi verir zaten. 2 tane R A'yı verir. A dizisinin ortak farkının 2 katını verir. A8'den A5 çıkarsa da 3 tane R'yi elde etmemiz gerekiyordu. R A2 ise 3 kere 2'den doğru cevap 6'nın ta kendisidir. Yani cevap C şıkkı olacaktı. Devam ediyorum 12 ile 6 arkadaş kendi aralarında 2 kişinin oynadığı bir turnuva düzenlemişlerdir. bu turnuvada aynı iki kişi arasında en fazla bir oyun oynanabiliyor. Turnuvaya katılan altı arkadaşın her birinin ayrı ayrı oynadığı oyun sayısını eleman olarak veren kümede 1, 2, 4 ve 5 elemanlarından oluştuğuna göre bu turnuvada oynanan toplam oyun sayısı. Şimdi dikkat ettiysen bir tanesi Altı kişilik bir grupta 5 tane oyun oynadıysa demek ki şuları biz şöyle gösterelim. 6 kişimiz var arkadaşlar. Bu 6 kişiden şu eleman herkesle oynamış abi. Herkesle oynamış bu eleman. Tamam mı? 5. Beş. Dolayısıyla 5'i bu şekilde halletmiş olduk. Pekala. Şimdi 4 e, kişiyle oynayan arkadaş da var. 1 kişiyle oynayan arkadaş da var. O zaman mesela e, şu eleman var ya. Ya da şu eleman. Hiç fark etmez. Bir tanesine hiç dokunmayacağım. Yani bir noktadan başka hiçbir yere daha çizgi çekmeyeceğim ki şu bana biri temsil etsin. Tamam Tek bir tane oyun oynamış olsun. İki tane oyun oynuyorsa eğer bak iki tane oyun oynamıştır diyor ya. İki tane oyun oynayacaksa ben şunu çekerim. Bu eleman iki tane oyun oynamıştır bak. Şu birinci oyunu bu ikinci oyunu. Şu beş tane oyun oynamıştı. Tamam bunu da hallettik. Tamam bir ve ikinci oyun diye. Dört oyun oynayan arkadaş şimdi şuna bakalım. Şu kişiye. Bu kişi bir tane burada oynamış. Bir tane şurada oynamış. Bir tane şurada oynamıştır diyelim. Etti 3. Etti 3. Bir tane daha oynayacak ve bu da dördüncü oyun olacak. Eğer şunla oynarsa bak şunla oynarsa 4 tane oyun oynamış olur. Aynı zamanda bu kişi de yine iki tane oyun oynadığı için buna da iki diyeceğim. Sonuçta küme olduğu için 2'den kaç tane oynandığını bilmiyoruz. Bu eleman dört kişiyle oynamıştı. Tek kişiyle oynayan eleman bu olsun o zaman. Tamam bitti. O halde kaç oyun oynanmıştır diye soruluyor. Bak şu Birinci oyundu. 1, 2, 3, 4, 5 oyun, 6 oyun ve 7 oyun oynanmıştır diyebiliriz. Yani sevgili arkadaşlarım 12. sorumuzun cevabı da 7. Şunu niye saymadık? 8 oyun oynanmıştır. Doğru cevap B şıkkı olacaktı 12. sorumuzun. Geçtim. 13'e N bir doğal sayı olmak üzere. X küp Y eksi 2 X Y karenin 5. kuvveti açılımındaki terimlerden biri olan A için px a bölü y üzeri 8 ifadesi x değişkenli px polinomuna eşittir. Şimdi dur. Demek ki ben e, şunun terimlerinden bir tanesini buraya yazdığım takdirde e, y üzeri 8'e tam bölünmesi gerekiyor. Bölünsün ki e, böylelikle y üzeri 8'de bir y'li terim kalmasın. Tamamen x değişkenine bağlı bir px polinomu elde edilsin. Ben bunu nasıl elde ederim? E, şöyle derim. Şuradaki y'nin Buradaki y'nin ve şuradaki y kareye göre düşüneceğim. Eğer ki bunun üçüncü kuvvetini alırsam, bunun da karesini alırsam böylelikle üstler toplamı da bana şu 5'i verir. Böylelikle çarpıldığı takdirde y üzeri 8 elde ederim. Y üzeri 8'e tam bölüneceği için ifademizde y terim kalmaz. Peki o zaman ben şuradakinin karesini alıyorsam 5'in üçlüsüyle başlamam şart. Çarpı niye? 5'ten 3'ü çıkarıp kuvvetine yazıyorduk. X küp y'nin 5'ten 3'ü çıkardım. İkinci kuvveti çarpı. Eksi 2 çarpı x çarpı y karenin de şuradaki yani 3. kuvveti diyeceğim. Şimdi burada eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8 yapar. Burası da 10'du. Eksi 80 geldi. Daha sonrasında çarpı diyorum devam edeceğim. Şimdi bak eksi 80'i buldum tamam mı? Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Burada x küp çarpı y var. x üzeri 6 yapar. x üzeri 3 var. x üzeri 9 yapar. Böylelikle eksi 80 x üzeri 9 değil x küp yapar. Böylelikle eksi 80 çarpı x üzeri 9'u elde etmiş olurum. Değil mi? Ve şuradaki y üzeri 6 ve y üzeri 2 çarpılırsa da y üzeri 8 gelir. Y üzeri 8'e bölününce de bizi px polinomunu artık bu şekilde ifade etmiş oluruz. Şimdi diyor ki bana px eksi 2 ifadesinin açılımı diyor. Px'i bulmuştum ben artık x gördüğüm yere x eksi 2 yazacak olursam eksi 80 çarpı x eksi 2'nin Böylelikle 9. kuvvetini elde etmiş oluruz. Px-2 bu. Bu açılımdaki x'i terimin katsayısı. Şimdi eksi -80 80'i yazdım. x'i terimi bulmak için tabii ki de 9'un 8'lisini almam gerekiyor ki birincinin birinci kuvvetini alayım. Çarpı 2'nin de 8. kuvvetini almamız gerekiyor. Şimdi burası 80 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 9'un 8'lisi 9'dur çarpı x yaptı. Bak baş katsayısı ne oldu? Şu. Şimdi bu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. E düşünelim. Şimdi 80 dediğim sayı 16 kere 5 olduğu için eksi 2 üzeri 4 çarpı 5 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 9 da 3'ün karesidir çarpı x dedim. Burada şıklara baktığım zaman faktöriyelli bazı ifadeler varmış. O zaman ben bunu şöyle yazayım. 2 çarpı 3'ü bitirene kadar 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 dersem 3 bitmiş olur bak. 3'ten burada da var, burada da var çünkü. 3'ü bitirdim, 5'i de bitirdim böylelikle. Çok güzel. E, o halde şöyle diyorum. 2'den burada bir tane kullandım. Burada 2 tane, burada da bir tane. Toplam 4 tane kullandım. 2 üzeri 4 Jortingen. 5 de gitti. E, 3'ten de ikisini de kullanmıştım. Artık şunu söyleyeceğim ben. Eksi -2 üzeri 8 de demek ki şurası nedir? 6 faktöriyelin çarpımıdır. Doğru cevabımız da böylelikle D şıkkında verilmiştir deriz. Geçtim 14'e. Merve öğretmen 10 kişilik öğrenci topluluğuna mola vermeden 5'er dakikalık sözlü sınavı yapacaktır diyor. Bak 10 kişilik bir öğrenci topluluğu var. Hiç molasız 5 dakikalık ve sürelerle sözlü sınav yapıyor. Öğrencisi Fulya 10-15'te sözlü sınavına başlamış. Ve diyor ki Merve öğretmen sözlü sınavının listesini hazırlarken Fulya'dan önce diyor şimdi dur şurası Fulya olsun. Fulya. Fulyadan önce varsayalım ki n kişi var. E şurası n artı 1 oldu. Ondan n artı 1'i çıkarırsam şu tarafta demek ki n eksi 9 e, eksi n kişi kalacak değil mi? Toplarsak böylelikle 10 kişiyi elde etmiş oluruz. Bu tarafta fulyadan önce n kişiyi sözlü yapmış. Fulyadan sonra 9 eksi n kişiyi sözlü yapmış olsun. Fulyadan önceki kişilerden herhangi birini seçme sayısı. Herhangi birini n'in birlisiyle seçelim ki n'dir. Fulya'dan sonraki kişilerden herhangi birini seçme sayısı o da 9 eksi n'dir. İşte bu bunun iki katıymış. Yani ben bunu 2 ile çarparsam bunlar birbirine eşit olacakmış. O halde n eşittir 18 eksi 2 n dersem n buradan kaç gelir? Tabii ki de 6. Yani Fulya'dan önce 6 kişi, Fulya'dan sonra 3 kişi varmış. Fulya ile beraber 10 kişi yaptı. Sözlü sınavına ilk katılan kişi sınava saat kaçta başlamıştır diye soruluyor. E, Fulya 10 15te sözlü sınavına başladığına göre bundan 6 kişi önce tabi toplam sınav süresi burada 6 kere 5'ten 30 dakika sürmüştür. Ben 10 15'ten 30 dakikayı çıkarırsam birinci kişi 9.45'te başlamıştır bu söz diye cevap A seçeneği de verilmiştir deriz. Geçtim 15'e. Bir yol kavşağında belirli bir noktaya yerleştirilmiş olan aşağıdaki tabelada adları yazan köyler yazıldığı tahtanın sivri ucunu gösterdiği yöndedir. Necmi, Ali ve Veli aynı anda kavşağa, kavşağa geldiğinde rastgele seçtikleri farklı birer köye gidecekler. Buna göre bu üç kişiden sadece ikisinin aynı yöne gitme olasılığı soruluyor. Şimdi ikisi aynı yöne gidecekse şöyle diyelim. 3 kişilerdi. Bu sola gitsin, sola gitsin, sağa gitsin diyebilirim. Ya da sağa gitsin, sağa gitsin, sola gitsin diyebilirim. Şimdi ikisini seçip sola göndereceksem bunlar sol tarafı gösteren 5 tane yok ön yön var. Dolayısıyla 5'in ikilisi dedim. Tamam mı? ve çarpı bir tanesi de sağ tarafa gidecekse 3 tane sağ yön var. 3'ün birlisi dedim. Bu da bana 30'u verir. Geldim buraya. 3 tane sağ yön vardı. 3'ün ikilisi çarpı bir tane sol vardı. 5'in birlisi. 3'ün ikilisi 3 5'in birlisi 5 olduğuna göre bu da 15'i verir bana. Etti 45. Tamam? Etti 45. Hocam tabi bir de bunlar sol sol sağ dedik ama hani sol sağ sol da olabilirdi. Veya işte sağ sol sol da olabilirdi. Tabi bu A bu B'ye gidiyorsa bu B'ye bu A'ya da gidebilirdi. Dolayısıyla bunlar 3 faktöriyel biçimde kendi gittiği şehirleri aralarında da değiştirebilecekleri için 3 faktöriyel dedim ve bölü dedim. Şimdi yine bunlar buradaki 8 tane yönden herhangi 3 tanesini seçeceklerdi. Ve 8'inden herhangi 3'ünü seçeceklerdi. Ve kendi aralarında 3 faktöriyel biçimde sıralayabileceklerdi. 3 faktöriyel 3 faktöriyel gitti. Abi 45 bölü 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyeldi. 6'yı da buraya attım. Böylelikle 6'lar gitti. 45 bölü 56 bana cevabım. Ta kendisini verdi cevabımız B şıkkı oldu. Geçtim 18'e. 16'ya. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı. Fx eşittir 1 bölü x fonksiyonun grafiği verilmiş. Bunun üzerinde... Apsisleri logaritma 3 tabanında 105, 5 tabanında 105 ve 7 tabanında 105 olan aynı noktaların ordinat değerleri toplamı. E şimdi ben 1 bölü x de yerine yazacağıma göre bunun ordinatı logaritma 1 bölü logaritma 3 tabanında 105 olur. Diğeri 1 bölü logaritma 5 tabanında 105. Öteki de 1 bölü logaritma 7 tabanında 105. E ben bunları ters çevirince logaritma 105 tabanında 3, logaritma 105 tabanında 5 ve logaritma 105 tabanında 7 olduklarını biliyorum. Eğer toplarsam içleri çarpılır. Bu da bana logaritma 105 tabanında 105'i verir ki bu da birin ta kendisidir. O halde cevabımız da C şıkkıdır deriz. Geçtim 17'ye. Bir teknoloji firması ürettiği bir robota matematiksel işlemler yaptırdığında robotun bulduğu sonuç gerçek sonuçtan x artı y işlemi yapıldığı takdirde logaritma x kere y, x kare işlemi yapıldığında logaritma x ve x eksi y işlemi yapıldığında logaritma x bölü y kadar eksik çıkıyor. Logaritmaya bu işlemi, bu işlemi ve bu işlemi girildiğinde e, robotun bulduğu sonuç gerçek sonuçtan 3 bölü 2 ile 3 aralığındaki bir sayı kadar eksik çıkıyor. Buna göre x sayısı bunlardan hangilerine eşit olabilir diye soruluyor. Şimdi 10 artı x işlemi yapıldığı takdirde logaritma 10x kadar eksik sonuç bulunur. x kare işlemi yapıldığı zaman zaten vermişti logaritma x kadar bir eksik sonuç. x eksi y yapıldığı zaman da bu kadardı. Dolayısıyla x eksi 10 yapılırsa x eksi 10 işlemi yapılırsa bu da bana logaritma x bölü 10 kadar bir eksik sonuç verecektir. Toplam eksik sonuç için bunları toplarım. Toplarsam içlerini çarpacağım için 10 de x bölü 10'un çarpımı x kare x ile çarparsam x küp gelir. Dolayısıyla logaritma x küp neredeymiş gençler? 3 bölü 2 ile 3 arasındaymış. Şimdi ben bunu gidip e, şu 3'ü başa atarsam 3 bölü 2 küçüktür. 3 tane logaritma x derim o da küçüktür 1 gelir. E, 3 gelir. 3'e bölersem 1 bölü 2 küçüktür logaritma x o da küçüktür 1 gelir. Bunun tabanı 10 olduğu için 10 üzeri 1 bölü 2 kök 10'dur. Küçüktür x 10 üzeri 1 de 10'dur. x kök 10 10 arasındaysa. Bunlardan hangileri olabilir diye soruluyordu. Şimdi ben bunların karesini alayım. 9, 64 ve 121. Bir de bu sınır değerlerinin karesini alalım. 10 ve 100. Yani şuradaki sayılardan hangileri 10 ile 100 aralığındadır diye soruluyor. Aslına bakarsan daha basit bir yöntem. 9 bu aralıkta değildir. 121 de değildir. Demek ki sadece cevap yalnız 2 olacak. Doğru cevap B şıkkında verilmiştir dedik. Ve 17'yi de bitirdik. Geçtik 18'e. Aşağıda eksi 1 ile 3 kapalarında tanımlı fgh fonksiyonlarının grafikleri bize rastgele verilmiş arkadaşlar. Hanginin f, hangisinin g, hangisinin h olduğu da bilinmiyor. Ama şu bir gerçek. x 3'e soldan yaklaşırken sinüs fx en küçük. Şimdi 3'e soldan yaklaşırken f, g ve h lazım bizlere. Şimdi ben hangisinin 3'e soldan yaklaşırken nereye gittiğini bulayım. 3'e soldan yaklaşırsam burada 0'ın soluna gitmiş olurum. 3'e soldan yaklaşırsam 0'ın sağına ve 3'e soldan yaklaşırsam direkt olarak 2'ye gitmiş olurum. Haliyle sinüs ve sinüs var. Alabilecekleri maksimum değer zaten 1'dir. E burada alınabilecek bir değer 2 var. O halde ben direkt şunu söylerim. Abi bu hx'in ta kendisidir. Bu hx'dir. Şimdi... Ben sinüsün içine Negatif bir sayı yani sıfırın solu gibi negatif bir sayı yazarsam sinüs tek fonksiyon olduğu için negatiftir. Dördüncü bölgede negatiftir. O halde bu kesinlikle f'tir. Bu da g'dir diyebilirim. Aslında f g hmış Şimdi bizden istenen şu x'ler 1'e yaklaşırken fx8'i gx8'i hx sorulmuş bize. Şimdi hocam bu f'se bak bu f'se hemen şunu f1'i bir bulalım. Çünkü 1'deki limit soruluyor. 1 hocam şuradadır. Ve ben bunu bu şekilde aşağı doğru indirirsem. Bunun eğiminin hani 2 bölü 3 olduğu biliniyor ya o halde ben şuraya k dersem burası 2 olduğu için 2 bölü 3 eşittir k bölü 2'den k'nın 4 bölü 3'ün ta kendisi olması gerektiğini yalnız buradaki uzunluk o halde absiz e, ordinatı eksi 4 bölü 3 olacaktır. Bak burası eksi 4 bölü 3'müş eksi g'de aynısını bulacak olursam e, g'deki de zaten üst taraftakinin simetriği olduğu için artı 4 bölü 3 çıkacaktır. Ve hx'de 1'deki limiti zaten 2 idi. Yani o halde burası ne olur? Eksi 8 bölü 3'den 2 dediği şey 6 bölü 3'tür. Çıkarırsak eksi 14 bölü 3'ü buluruz. Yani cevabımız b şıkkında verilmiştir deriz. Geçtim 19'a. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları aşağıdaki biçimde verilmiş parçalı tanımlı ikisi de. Hx fonksiyonu da fx eksi gx. Bu fark fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde aynı zamanda sürekliymiş. a kere b kaçtır? diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. F sürekli mi acaba bir noktasında parçalandığı yerde? Sol limitine bakıyorum A. Sağ limitine bakıyorum A artı 4. İmkanı yok ki matematikte bu buna eşit olsun. Demek ki bir noktasında bu sürekli değil. O halde e, ben G'nin F'den çıkarıl F'den G'yi çıkardığım takdirde bir noktasında yine sürekli olduğu biliniyor. Çünkü her yerde sürekliymiş. O halde B nokta, G fonksiyonu için parçalanma noktası 1 olmalı ki... Bak parçalanma noktası 1 olmalı ki... Bununla bu toplanıldığı takdirde birbirinin üstünü kapatsın ve sürekli olsun. O halde A kesinlikle 1'dir arkadaşlar. A1 çarpıp bizden aslında 1 kere B. Yani B isteniyor. B'yi bulursak cevabı bulacağız. B'yi nasıl bulurum? Şu şekilde A1 ise F fonksiyonunun sol limiti ve sağ limiti dedim şimdi. Sol limiti a idi yani 1'miş. Sağ limiti a artı 4 yani 5'miş. Şimdi geldim g fonksiyonuna. Eğer burası 1 ise sol limit 2b'dir. Sağ limitine bakıyorum b eksi 4'tür. Şimdi ben üsttekinden alttakini çıkarınca gençler sürekli olacakmış. Yani 1 eksi 2b eşittir. 5 eksi b artı 4 diyeceğim. Bundan bunu çıkardım. Niye eşit oluyorlar? Çünkü sol limit sağ limite eşitmiş fark fonksiyonunda. Burası f eksi g idi. Ve o da görüntüye eşitmiş. O halde bunu bu tarafa attım. B 5 4 daha 9 yapar 9'u bu tarafa attım eksi 8 B eşittir eksi 8 ise cevap eksi 8'in ta kendisidir 19. sorumuzun cevabı da böylelikle B şıkkı olmuş oldu Geldim 20'ye Gürkan defterindeki birim kareleri ayrılmış dik koordinat düzlemine gerçel sayılarda tanımlı F ve G ikinci dereceden fonksiyonlarının birinci türevlerine ait grafiklerinin bir kısmını şekildeki biçimde çizmiş Aynı apsisli tepe noktasına sahip f ve g fonksiyon grafikleri x eşittir 0 apsis noktada kesişmişler. g1 eksi f eksi 2 farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bunlar birinci türevlerine ait grafikler değil mi? Peki aynı zamanda nerede de kesişiyorlarmış bunlar? y ekseninin üzerindeki aynı ordinatta kesişiyorlarmış. Çünkü x eşittir 0 apsis noktada kesiştiklerini biliyoruz. Şimdi... O zaman ben şöyle diyeyim f ve g ikinci dereceden fonksiyonlardı ya birinci türevlerine ait grafiklerinin bir kısmı ve tepe noktaları aynı. Şimdi tepe noktaları aynıysa demek ki tepe noktaları aynıysa demek ki ben şöyle bir cümle kurabilirim. Mesela e, ikinci dereceden fonksiyonun türev grafikleri ya o halde bunların e, bunların türevlerinin x eksenini kestiği noktalar da aynıdır diyebilirim. Bak, türevlerinin x eksenini kestiği noktalar da aynıdır cümlesini pek tabii kurabiliriz. Niye? Çünkü tepe noktaları aynı zamanda türevlerinin sıfıra eşit olduğu yerlerdir. Türevlerinin sıfıra eşit olduğu yerdir diyorum bakın. Şimdi güzel. F ve G fonksiyonun grafikleri de sıfır hapsi noktada kesişiyor. Ben x ekseninin nerede olduğunu bulurum. Abi G türevle ile F türevin kesiştikleri yer aynı apsisli oldukları yer. Yani çünkü türevi işaret değiştirince x ekseninin karşısına geçince parabolde yükselirken alçalmaya veya alçalırken yükselmeye başlıyor. O halde ben kesinlikle şunu söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim. X eksenimiz bizim şudur. Tam çizemedim. Yukarı çizeceğim biraz. Şöyle yapalım. Alamıyorum. Aldım sanırım şimdi. Tam olarak şurasıdır. Bizim x eksenimiz. Pekala. Şimdi f türevi düşünelim abi. F türev bizim için eğimi kaçtır? 2 bölü 2'den 1'dir. O halde f türevi ben x artı a biçiminde ifade ederken gx'e bakıyorum. Eğimi 2 bölü 1'den eksi 2'dir. O halde g'yi de ben eksi 2x artı b biçiminde ifade ederim. Şimdi f ve g'ye gelelim gençler. fx fonksiyonunu tahmin edebilmek için şunun integralini alırım. Böylelikle x kare bölü 2 artı ax yapar. Tabi bir de artı c'miz var. gx fonksiyonunu tahmin edelim. Burası eksi 2x'ti. Eksi x kare artı bx artı c demem gerekiyor. Şimdi 2c aynı c mi? Evet aynı c. Neden? Çünkü biliyorsun ki ikinci dereceden veya herhangi bir fonksiyonda sabit aynı zamanda y eksenini kestiği noktadır. Çünkü x eşittir 0 için bulunur. 2c de aynı c'dir. Peki şimdi şöyle bir durum söz konusu. G1'den f 2'yi çıkar demiş ya. G1'i bir bulalım o zaman. G1 eşittir dedim. G1 eşittir. Ee, burada 1 bölü de özür dilerim. Şurada eksi 1 artı b artı c'dir. F eksi 2'yi bulalım bir de. Eksi 2'yi yerine yazarsam 4 bölü 2'den 2. Eksi 2 şurada yerine yazıyorum bakın. Eksi 2 a ve gençler artı c mi diyeceğiz? Aynen öyle. Şimdi bundan bunu çıkar demiş. C'ler zaten gidiyor. Eksi 3 artı b artı 2a. Ya bizden de bu isteniyor gençler. Eksi 3 artı B artı 2A. Şimdi hocam bunların tepe noktaları aynı değil miydi? Tepe noktaları aynıysa gençler. Bakın tepe noktaları aynıysa. Şunun tepe noktasının apsisi nedir? Eksi A bölü şunun iki katı yani 1. Yani eksi A'dır. Eşittir diyorum. Şunun tepe noktasının apsisi nedir? Eksi B bölü eksi 2A. Yani cort cort gitti. Eksi 2A derken eksi 2 Gittiler. B bölü 2 eşittir. Eksi A mıymış? O zaman şunu şuraya alırsam. Eksi 2a eşittir b midir? 2a eşittir eksi b midir? 2a eksi b ise artı b eksi b gider. Doğru cevap eksi 3'tür. Yani cevabımız a şıkkında verilmiştir deriz. Geçtim 21'e. A bir pozitif gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonu f x eşittir a bölü x kare artı a biçiminde verilmiş. F fonksiyonunun grafiği üzerinde bulunan x eşittir a apsis noktasına çizilen teğetin denklemi buymuş. Yani ben bunu şöyle yazsam olmaz mı? 8y eşittir eksi x eksi c derim. Y buradan eksi x bölü 8 eksi c bölü 8 gelir. Böylelikle eğimi eğimi ortaya direkt bu şekilde çıkmış olur. Belki de bir işimize yarar y'yi yalnız bırakmak. Buna göre a kere c çarpımının sonucu soruluyor bize. Şimdi teğetin denklemi buysa e, x eşittir a'dan çizilen teğetin eğimi eksi 1 bölü 8'dir. Çünkü teğetin denklemi bu. O zaman f'in türevi lazım bana. f'in türevinde x'i bir bulalım. Ee, ondan önce ben fx fonksiyonunu a çarpı x kare artı a'nın eksi birinci kuvveti biçimde yazarsam türevini kolay bulurum. Eksi biri başa atıyorum. Eksi a çarpı x kare artı a'nın eksi ikinci kuvveti a çarpı içinin türevi diyeceğim. Çarpı 2x. Şimdi abi burası eksi 2ax bölü x kare artı a'nın da karesi yapmış olur. Bu f'in türevi. Şimdi gel gelelim şu kısma. Diyor ki sen türevinde a'yı yerine yaz. Yani eksi 2 tane a kare bölü a kare artı a'nın karesi yaz diyor. A kare artı a'nın karesini yaz diyor. Bu da neye eşit olsun istiyor? Eksi 1 bölü 8'e. Bir kere eksileri ben götüreyim abi. Şöyle götürdüm. Peki burada da 2 a kare var. Bir de a kare artı a'nın e, tabii karesi var değil mi? Şimdi bu durumda şöyle bir şey yapsak olur mu? E, ben bir içler dışlar çarpımı alsam 16 a'nın karesi eşittir. a kare artı a'nın da aynı zamanda karesine eşit midir? Şimdi her iki tarafın kare kökünü alırsam 4 a'nın mutlak değeri eşittir. a kare artı a'nın mutlak değerini diyeceğiz ve bu şekilde 4a eşittir a kare artı a veyahut 4a eşittir eksi a kare eksi a derim. Şimdi buradan a kare eşittir 3a gelir ve a eşittir 0 veya a eşittir 3 yapar. Buraya geldim. a kare eşittir eksi 5a derim. Tamam a kare eşittir eksi 5a. Buradan a eşittir ya eksi 5'tir ya da a eşittir 0'dır cümlesini kurabilirim. Şimdi a hakkında bir şey vermiş miydi? Vermiş bak pozitif gerçel sayı diyor. A adaylarımıza bakıyoruz biz şimdi. 0, 3, eksi 5, 0 lan bunlardan sadece a'nın 3 olduğu durum pozitif. Yani a 3'müş gençler. A 3. Şimdi a3 ise eğer şurada yerine yazarsak biz bunu 3 bölü x kare artı 3 fonksiyonundan bahsediyoruz. Bunun e, 3 noktasındaki e, geçtiği yer görüntü nedir? 3 bölü 12'dir. Yani 1 bölü 4'tür. Eşittir diyorum. Aynı zamanda şuradaki görüntüsü de e, bize 1 bölü 4'ü vermek zorunda değil mi? Yaz yerine eksi 3 bölü 8 eksi c bölü 8 dedim böylelikle. Bunu bu tarafa atarsam 2 bölü 8'e 3 bölü 8 e ekleyeceğim. Bu da bana 5 bölü 8'i bu da eksi c bölü 8'i vereceğinden c eşittir eksi 5'tir derim. Şimdi c'yi buldum eksi 5 a'yı buldum 3 çarpımları a şıkkındaki tabii ki eksi 15'tir diyebiliriz. Geldim 22'ye. Dik koordinat düzleminde bir kısmı verilen fx eşittir a x kare parabolu ve üzerinde bulunan a ve b noktaları şekilde gösterilmiş. Parabol orijin etrafında 45 derece orijin etrafında. Şimdi ben bunu parabolü şu şekilde çizdiğimi düşüneyim. Şurası e, nereye tekabül ediyormuş? Bakın B noktası Y ekseni üzerindeki B üssü A noktası da Y eşittir 2X üzerindeki bir noktayla çakışıyormuş. Şimdi ben şu doğruyu tutup orijinden geçen doğruyu B ile birleştirirsem ee, ve şeklin tamamını şuradaki D harfi gibi düşünecek olursam aslında bu şekilde beraber döndürdüm ve şuradaki uzunluk aynı zamanda Y eksenini kestiği noktadan orijine kadar olan uzunluğa eşittir. Yani burası bir nedir? İkiz kenar üçgen verir bak şöyle bu şekilde. <laughs> e şimdi güzel hoş da şöyle bir durum söz konusu. Ee, 45 derece döndürmüyor muydu? O zaman şu iki doğru arasındaki uzak, şey me mesafede açı da 45 derece olur açı ölçüsü. O zaman burası da 45'tir. Aa, çok güzel. Bak şurası 45'miş. Şimdi ben benden isteniyor ki B noktasından çizilen teğetin eğimi. Şimdi ben B noktasını şu şekilde düşünecek olursam şuraya B apsisi nokta dersem aslında benden f türev B isteniyor. f'in türevi ne? 2ax. Değil mi? 2ax. Yani ne isteniyor? Burada x gördüğün yere B yaz diyor. Yani 2ab isteniyor. Aynı zamanda burası 45, burası 45 olduğuna göre bunun ordinatı da tabii ki yine B'dir. Yani ben şurada x gördüğüm yere b yazınca ab kare eşittir b geliyor. Her iki tarafı b'ye böldüm. ab eşittir 1. ab eşittir 1 ise cevap 2'dir. Değil mi? y eşittir 2x'i böylelikle hiç kullanmadan da soruyu çözmüş olduk. Devam edelim. 23'te bir grafik çizim programında eksenleri silinmiş dik koordinat düzleminde çizilen ikinci dereceden f fonksiyonunun polinom fonksiyonunun grafiği ile f fonksiyonunun birinci ve ikinci türevleri f türev ve f'in ikinci türevi fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. Tabi doğal olarak bu f'tir. Bu f'in birinci türevi bu da f'in ikinci türevidir. Parabol birincilerden birinci dereceden bir doğru ve sabit fonksiyon. Tamam. Şimdi direkt şu yorum yapabilirim. parabolün tepe noktası burasıysa türevinin kökü de buradadır. E, türevinin kökü buradaysa buna kök demem için buranın x80 olması lazım. Şöyle yapalım. Ve şunu birazcık yukarı kaldıralım. Tam olarak şurası x eksenidir gençler. Bu da cepte. Şimdi ben eğer e, parabolü ax kare hatta ax kare demeyip ax kare demeyeyim. Şöyle diyelim. Şuradan ilerleyelim. Ben burasının r olduğunu düşüneyim. Tepe noktasının absiziymiş yani. burası ya. burası k'ya kadar inecektir. O halde x eksi r'nin karesi ve bir a kat sayısıyla beraber artı k diyelim. Şimdi ben bunun türevini alırsam ki a çarpı x eksi r gelecektir. 2'nin türevi zaten 1. Ve bunu da türevini alırsam direkt 2A'yı verecektir bize. Aa şimdi dikkat. X ekseninden 2A birim yükseklikte ise burası bu kırmızı doğru 2A uzunluğundadır. Bu da 2A uzunluğundadır. Demek ki bizim K'mız neymiş? Eksi 2A'ymış. Yani ben artık burada A çarpı X eksi R'nin karesi eksi 2A diyebilirim bu fonksiyonun kendisine. Şimdi ben burada y ekseninin nerede olduğunu bilmiyorum ama parabolün aynı zamanda simetri ekseninin de şu doğru olduğunu biliyorum. O halde şöyle bir durum var. Şuranın bakın şuranın ordinatının 2A olduğunu biliyorum. Aynı zamanda burasının ordinatı da 2A'dır. Ve parabol neydi? Simetrik bir yapıya sahipti. Şimdi o zaman ben şöyle derim. Bu parabolümüzün yani A çarpı X eksi R'nin karesi eksi 2A'nın ben ordinatlarının 2A olduğu yerleri bulursam Aradaki fark bana mavi doğrunun uzunluğunu verecektir. Çünkü benden bu istenmiş. O halde eksi 2a'yı karşıya atarsam a çarpı x eksi r'nin karesi eşittir 4a. E Tabii ki burada a'ları götürebilirim. Çünkü a'nın ben sıfırdan farklı olduğunu biliyorum. Sıfır olsaydı parabol olmazdı. x eksi r'nin karesi 4 ise o zaman x eksi r ya 2'dir ya da x eksi r eksi 2'dir. Yani x eşittir ya r artı 2 ya da x eşittir r eksi 2. O halde ben şuna R artı 2 apsisi nokta. Buraya R eksi 2 apsisi nokta dersem ne demiştim? Aradaki farkı bulursam mavi doğrunun uzunluğunu bulurum. R artı 2'den R R2 eksi 2'yi çıkarırsak eğer 4 buluruz. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 24'e. A bir çift tam sayı ve n pozitif gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı Fn fonksiyon ailesi nasıl verilmiş? Fn x eşittir nx artı n biçiminde. Ve buradaki integralin sonucu verilmiş bize 240'mış. Buna göre a kaçtır diye soruluyor şimdi. Öncelikle şunu e, yapalım biz. Burada ne var? F2 eksi F1 var. Bundan önce de bir eksi vardı. Eksi eksi artı yapacaktı. Burada F2 eksi F1 var. Hemen yan tarafında o zaman F4 eksi F3 olacak. F2 eksi F1 vardı. Yan tarafında bu var. Hemen onun yanında F6 eksi F5 olacak. Ve bu şekilde a'da çift olduğuna göre en son ilk başta f a eksi f a eksi 1'den bahsedeceğiz. Burada şuna dikkat edelim. F2 dediğim şey 2x artı 2 ise şurada yerine yazdım. En gördüğüm yere 2 yazdım. F1 dediğim şey x artı 1'dir. F3 dediğim şey 3x artı 3 iken. F4 dediğim şey 4x artı 4'tür. Ve bize ne lazımdı? F2'den F1'i çıkar diyordu. Bundan bunu çıkar x artı 1 gelir. Bundan bunu çıkar x artı 1 gelir. E diğerini de yapsam yine x artı 1 gelecek. E şimdi a çiftti. Dolayısıyla a bölü 2 tabii ki de sevgili arkadaşlarım bir tam sayıdır. Ve bu şekilde ikili ikili gruplar halini alırsam a bölü 2 tane x artı birim olur benim. Demek ki içerideki fonksiyon aslına bakarsan a bölü 2 tane x artı birmiş. Ve ben bunun integralini sıfırdan 4'e kadar alınca cevap 240'ın ta kendisi geliyormuş. Pekala o zaman a bölü 2'yi dışarı attım x artı 1'in integralini buluyorum. x kare bölü 2 artı x yapar. 0 ile 4'ü yerine yazınca 240 gelecek dedim. 2'yi karşıya attım 480 oldu. Ve a çarpı şimdi 4'ü yerine yazınca 8 gelir. 16 bölü 2'den artı 4 gelir. 0 yerine yazınca zaten 0 olur. Eşittir 480 ise burada a kaçtır? a kere 12 480 ise a 40'ın ta kendisidir. O halde cevabımız da d şıkkında verilmiştir diyebiliriz 24 için. Geçtim 25'e 4'ten 10'a kadar dx bölü x eksi 1 a ve 4'ten 10'a kadar dx bölü x kare eksi 1 bymiş. Buna göre 4'ten 10'a kadar x bölü x artı 1 integralinin a ve b türünden eşit soruluyor. Şimdi ben bir kere şunu yapabilirim buradaki fonksiyonumuza. Burası x artı 1 bölü x artı 1'den içerisinden bahsediyorum. 1 bölü x artı 1'in çıkmış halidir. Yani o zaman ben bunu şöyle 4'ten 10'a kadar ve 4'ten 10'a kadar diye parçalara ayırabilirim ki dikkat ettiysen x artı 1 bölü x artı 1 1'dir. 1'in integralini bulurken de belirli integralini buradaki sabit sayıyla sınır boyunu çarpıyordum. Yani 1 kere 6'dan burası 6 geldi. Eksi 4'ten 10'a kadar 1 bölü x artı 1'in integralini soruyor bize. Güzel. Şimdi bize sorduğunu o zaman c diyelim mi? Tamam bize c soruluyor. Peki Şimdi geldim şu kısma. Buradaki 1 bölü x eksi 1 ve 1 bölü x kare eksi 1 arasında bir bağlantı kurabilir miyim diye tabii ki de kurarız. Ama ondan önce şunu yapmakta fayda var. Ben burada mesela 1 bölü x artı 1 ile 1 bölü x eksi 1'in farkını kullansam farkını acaba bir şey bulabilir miyim? Şimdi dikkat ediyorsun. Ee, x eksi 1 ile genişletirsem burayı da x artı 1 ile genişletirsem neden farkı dediğimi anlayacaksın. Üst taraf x eksi 1'den x artı 1'in farkı olur. Alt tarafta x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımından x kare eksi 1 gelir gençler. Tamam Böylelikle üst tarafta x'ler gider. Eksi 2 bölü x kare eksi 1'imiz e, görünmüş olur. Şimdi ben aslında şunu yaptım. Şuradaki 1 bölü x artı 1 var ya o şurası bak o burası. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa alırsam aslında integral olarak düşündüğüm takdirde burası 6 eksi c'yi verirken bana şurası zaten a'ydı. Yani 6 eksi c'den a'yı çıkarınca 6 eksi c'den a'yı çıkarınca bana şuradaki 1 bölü x, x, x kare eksi 1'in eksi 2 katını vermiş oldu. Yani eksi 2 b'yi vermiş oldu. E bana c'yi sormuştu bu adam. Eksi c'yi bu tarafa bunu bu tarafa alırsam artık 6 artı 2b eksi a eşittir c'yi verir. 6 artı 2b eksi a 6 artı 2b eksi a bana b şıkkında ta kendisi verilmiş zaten. Doğru cevap b seçeneği olacaktı. Devam. Aşağıda 0,4 kapalı aralığında f eğrisiyle g doğrusu gösterilmiş. F eğrisinin x eksenine göre simetriyi alındıktan sonra g doğrusuna y ekseni boyunca simetri ve genişleme işlemleri yapılmıştır. Şimdi f eğrisinin x eksenine göre simetriyi alındıysa aslında şuradaki siyahla gösterilen eksi fx fonksiyonu olmuştur. G fonksiyonu da bak şurası. Burası hocam 2 birimken burası 4 yapılmış. Mutlaka 2 ile çarpılmış. Mutlaka 2 ile çarpılmış. Ve ekstradan şöyle bir durum da söz konusu. X eksenine göre simetriye alınmış. Yani o zaman burası eksi 2 tane gx fonksiyonu olmuştur diyebilirim. Tamam. Çünkü 2 ile çarpılmış. Burası 2 birimken şurası Yukarı dönüp burası 4 birim olmuş. Tamam. Buna göre oluşan mavi boyalı bölgenin alanı başlangıçta verilen sarı boyalı bölgenin alanından kaç birim kare fazladır diye soruluyor. Yani mavi sarıdan kaç birim kare fazla diye soruluyor. Şöyle diyelim mi biz? Sarı bölgenin alanı nasıl bulurdum? Sıfırdan 6'ya kadar fx'ten gx'i çıkararak bulurdum değil mi? Bu bana sarı bölgenin alanını verir abi. Başka bir yeri vermez. Şimdi gel bir de mavi bölgenin alanını ifade edecek şekilde bir integral hesaplayalım. Onu da şöyle diyelim. Sıfırdan yine 6'ya kadar bak sıfırdan 6'ya kadar. Bu sefer üstte kalan eksi 2 gx altta kalan bu. O halde eksi 2 gxten ben eksi eksi fx yani artı fx'i yazacağım ve dx diyeceğim. Tamam. E burası bana şunu vermez mi? Mesela sıfırdan 6'ya kadar ve sıfırdan 6'ya kadar bu bana maviyi veriyorsa mavi sarıdan ne kadar fazla diyorsa ben bunun içindekinden bunun içindekini çıkaramaz mıyım? E çıkarırız. E böylelikle f'ler gitmez mi? Gider. Eksi 2 gx'den eksi gx'i çıkarırsam sıfırdan 6'ya eksi gx kalır elimde. Bu da bana cevabı verir. Yani adam benden nereyi istiyormuş gençler? Eksi gx fonksiyonunun yani o zaman şöyle diyebilir miyim? Şuradaki alan isteniyormuş diyemez miyiz? Çünkü ben Sıfırdan 6'ya kadar gx dx'i hesaplayıp eksiyle çarpınca zaten buradaki alanı bulmuş olmuyor muyum? Aynen öyle. E bana eksi gx'in sıfırdan 6'ya kadar integrali lazımsa taban 6 yüksekteki 2 6 kere 2 bölü 2'den doğru cevabımız da tabii ki 6 olacaktı diyebilirim. Yani 26. sorumuzun cevabı da değişik olmuş oldu. Dedik ve devam ettik. 27 ile. Şekilde birim karelere ayrılmış dik koordinat düzleminde pozitif gerçel sayılar kümesine tanımlı birden sonsuza kümesine tanımlı fx eşittir x kare artı bir fonksiyonunun ters fonksiyonu olan f'in tersine x fonksiyonunun grafiği aşağıda verilen şekilde sarı renkle boyanmış alanı iki bölgeye ayırmakta diyor. Şimdi x kare artı 1'in ters fonksiyonunu bir bulalım mı sizle beraber? f'in tersinde x. x'i yalnız bırakırsan x eksi 1'in karekökü yapacaktır. Biliyorsun ki x kare artı bir fonksiyonunun grafiği eğer ki ben y eşittir x doğrusuna göre bunu yansıtabilirsem işte o halde şunun grafiğini elde etmiş olurum. Şurası 1 değil mi? O zaman burası da 1 ve benim fonksiyonum buradan geçecek. Bak buradaki köşeden geçmiş o zaman buradaki köşeden de geçecek. Ekstradan. Şurası 1. Bak şurası 5. 5 için nereden geçer? Yaz yerine. Kök 4 2'den geçer. Demek ki buradan da geçecek dedim. Ve ben artık bunu bu şekilde oluşturdum. Bu artık benim f'in tersi fonksiyonumun grafiğidir. İşte diyor ki bu fonksiyonun üstünde kalan sarı bölgenin alanının altında kalan sarı bölgenin alanına oranı soruluyor. Şimdi ben şu kısmı hesaplamak istiyorum. Burayı nasıl hesaplarım? Tabii ki de integralle 1'den 5'e kadar kök içinde x eksi 1'in integralini bulursam bana f'in tersi fonksiyonunun 1 ile 5 aralığında altında kalan alan x eksenin üstünde kalan alanı verir bana. Bunu da alabilmek için şöyle diyelim x eksi 1'i ben u kare olarak seçecek olursam dx 2u du olacaktır. Değişken değiştirdim. Getirdim 1'i yerine yazdım. u 0 geldi. Alt sınır 0. 5'i yerine yazdım. 2 geldi. Ve içerisi u kare demiştim. U karenin kare kökü u yaptı. dx'imiz de 2 du'ydu. 2'yi dışarı attım. Burası da u oldu. u du. Şimdi u karenin integraline u küp bölü 3 2 ile çarptım. 2 u küp bölü 3 geldi. Ekstradan ben 0 ile 2'yi yerine yazmam gerekiyor. Şimdi 2'yi yerine yazarsam 16 bölü 3 gelir. 0 yerine yazarsam 0. Demek ki bu eğrinin altında kalan 1'den 5'e kadar bölgenin alanı 16 bölü 3'müş. Lakin dikkat et. Şurası beyaz ve burası da beyaz. O halde bu eğrinin altında kalan sarı bölgelerin alanları toplamı 16 bölü 3'ten şuradaki 2 birim karelik alanı çıkarırsan 2'yi çıkardık ve 10 bölü 3 geldi. Demek ki altında kalan alan 10 bölü 3. Şimdi yukarıdakine bakacağız. Yukarıdakini de bulabilmek adına şuradaki dikdörtgeni gör. Bu dikdörtgenin alanı normalde 2 kere 4'ten 8. 8'den alt tarafta kalan alan 16 bölü 3'lü çıkarırsan ne gelir? 8 bölü 3 gelir. 8 bölü 3'ün üstüne de 2 birim kare ekleyeceksin. 2 birim kare eklersen eğer 14 bölü 3 yapacaktır. Bölü 3'ler gitti. 14'ü onunla sadeleştirirsen 7 bölü 5 gelir. Cevabımız da C şık olmuş olur. Geçtim 28'e. Bir trigo sorusu. Diyor ki bana şöyle biraz da yaklaşalım istersen ha x'ler birinci bölgedeyken 3 sekant artı tanjant eşittir 4 kosinüs x. Sinüs x değeri soruluyor bana. Şimdi ben 3 parantezinde sekant nedir? 1 bölü kosinüs müdür? Tanjant da sinüs bölü kosinüs müdür? Değil mi? Daha sonrasında eşittir 4 çarpı kosinüs x diyelim mi buraya? Ve şimdi gel kardeşim. 3 parantezinde 1 artı sinüs x bölü kosinüs x'in var senin eşittir 4 tane kosinüs x dedik. Daha sonrasında ben şu kosinüsü şunun yanına atarsam kos kare olur. 3'ü de içeri dağıtacak olursam 3 artı 3 tane sinüs x eşittir 4 kos kare x olur. Ve 3 artı 3 sinüs x eşittir. Bu kos kare x'i ben 1 eksi sin kare x biçiminde yazma hakkına sahibim değil mi? O halde 3 artı 3 sinüs x eşittir 4 eksi 4 sin kare x yapar. Hepsini sol tarafa toplarsam 4 tane sin kare x artı 3 tane sinüs x eksi 1 eşittir 0'ı bulurum. Eğer ki sol tarafı 4 sinüs x'e sinüs x diye sağ tarafı da artı 1'e eksi 1 diye parçalarsam bak şimdi buraya 4 sin x eksi sin x daha 3 sin x'i buluruz. Yani burada sinüs x ya 1 bölü 4'tür ya da sinüs x eşittir eksi 1'dir. Şimdi eksi 1 olamaz. Niye? Çünkü x'ler birinci bölgede. Birinci bölgede sinüs zaten pozitifti. Burası olamaz. Demek ki x kaçmış? 1 bölü 4'müş. Bizden de bu isteniyor. Doğru cevap B şıkkında verilmiştir. Geçtim 29'a. Bakalım sorumuza ne diyor? x'ler 90, 0 ile 90 arasında yani birinci bölgede. Ee, a sayısı 1 artı sin kare x 1 artı sin üzeri 4 x 1 artı sin üzeri 8 x eşitliği veriliyor buna göre bu a ile diyor kosinüs 2x artı 1'i çarpıp üstüne 2 tane sin üzeri 16x ekle diyor. Şimdi ben size hep ne diyorum? Konu anlatımlarında da 758 bin defa söyledim. Kosinüsün yanında 1 varsa o 1'i yok edeceksin abi sorularda. %99.9 o 1 yok olması lazım. Nasıl yok edersin? Tabii ki yarım açıyla. 2 cos kare x eksi 1 dersen ben eğer kosinüs x'e yanında bir de artı 1 var. Cort cort gitti. Şimdi burası neymiş? 2 cos kare x'miş abi. 2 cos kare x. Ben bu 2 cos kare x'i 2 çarpı 1 eksi sin kare x biçimde yazarım. Tamam 2 çarpı 1 eksi sin kare x yazarım. Şimdi bunu a ile çarp diyor. E a neydi? Aha burası. E o zaman ben bunu alayım şuradan şöyle. Tamam mı? Getireyim şuraya yapıştırayım bir güzel. Bununla bunu çarp diyor. Çarptıktan sonra bir de üstüne 2 tane sinüs 16 x ekle diyor. Şöyle. Tamam. Şimdi 2'yi görme ilk başta. 1 eksi sin kare eksi 1 artı sin kare eksi çarparsan 1 eksi Sin üzeri 4x elde edersin. Şu şekilde. Sonra geldin. Şunla şunu çarptın. 1 eksi sin üzeri 8x elde edersin. Bununla da şunu çarptın. 1 eksi sinüs 16x elde edersin. Ama tabii 2 ile de çarpacağız bunu. 2 ile çarparsam 2 eksi 2 sinüs üzeri 16x e yanında bir de ne vardı. 2 tane sinüs 16x vardı. E bunlar gider. Cevap elimizde kalır. Doğru cevap 2 idi dedik. Geçtim 30'a bir diğer sayfada. Geometriye başlıyor muyuz? Başlamıyoruz. Hala trigodayız. Bir D doğrusu üzerinde bulunan birim kare biçimindeki cisim çembersel bir cisme değdiği noktada teğettir. O çembersel cismin merkezi olup tanjant beta ile tanjant 2 alfanın çarpımı birmiş gençler. Şimdi ben çember varsa yarıçap çekerim abi. Hele bir de ona teğet falan varsa dik indiririm direkt. Mutlaka sen de bütün sorularda bunu uygula. Ben şuraya R dedim tamam mı? E bu birim kare ise demek ki burası birmiş burası birmiş. Ekstradan şununla da şunu şu şekilde birleştirecek olursam. Şimdi teğet olduğu için ben bu teğete dik indiririm. E burası dikti karenin bir kenarı da dik demek ki burası doğrusal oldu artık. Bak şurası doğrusal tamam mı? Doğrusal olduğu için de ben şuraya dik demiştim ya. Şurası da R midir? Evet R'dir. Çok güzel. Burası 1, burası 1 artı R geldi. Şimdi tanjant betayı nasıl hesaplarsın sen? Şuranın tanjantını karşı bölü komşu. Yani R artı 1 mi olur? O halde ben bunu tanjant 2 alfa ile çarptığım takdirde bana neyi verir? 1'i. O halde tanjant 2 alfa nedir gençler? 1 bölü r artı 1 olmaz mı? Aynen öyle. Şimdi devam. Arkadaşlar bakın. Şurası r, burası r, burası dik, burası dik. O zaman ben 2 alfalık açıdan şuraya şöyle o'ya merkeze bir doğru çekersem burayı alfa alfa diye bölmek zorundadır. Burası alfaysa, burası alfaysa e şurası da alfaydı unutmayalım. Şurası da 1 değil mi? 1. Tanjant alfa kaç? R bölü 1'den R'dir arkadaşlar. Şimdi tanjant 2 alfaya geldik. Tanjant 2 alfa normalde 2 çarpı tanjant alfa bölü 1 eksi tan kare alfa yapmaz mı? Yarım açıdan. E şimdi bu da 2R bölü 1 eksi R kare değil mi? Aynı zamanda bu 1 bölü R artı 1 değil mi arkadaşlar? Ben bunu 2R bölü 1 eksi R çarpı 1 artı R diye yazsam bu da eşittir. 1 bölü R artı 1 olmayacak mı? olacak. O halde o halde ee, şuraya baktım tamam güzel. R artı 1 ile R artı 1 gitti içler dışlar yapalım. 1 eksi R eşittir 2 R ise 1 eşittir 3 R. R eşittir 1 bölü 3 olur. Bizden ne isteniyor? Çembersel cismin yarı çapı. istiyordu yani 1 bölü 3 cevap B şıkkında verilmiştir. Geçtim 31'e. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde x ekseni üzerindeki kırmızı doğru pozitif yönde 110 derece döndürülürse mavi Şimdi şurası 110 tamam mı mavi doğru pozitif yönde 45 derece döndürülürse yani şurası 45 oluyor yeşil doğrunun mavi doğruya göre simetriyi e, turuncu doğruymuş yani şurası kaçmış 45 Tamam. güzel şimdi ne diyor turuncu doğrunun kırmızı doğruya göre simetriyi eğim açısı simetrinin eğim açısı soruluyor turuncunun kırmızıya göre simetriyi şöyle bir şeydir arkadaşlar Tamam budur bunun eğim açısı soruluyordu unutmayın Hocam şuranın tamamı 110 mu? 110. Ben bundan 45 çıkarırsam şurası 65 olur mu? Evet hocam olur. Tamam güzel. Şimdi burası 65 iken iyi dinle beni. Şurası da 65 olur mu? Olur. Ben bunu şu şekilde yukarı doğru çevirirsem eğer yukarı doğru çevirdim. Şurası 65 iken bak şurası 65 iken aynı zamanda bunun simetriği olan yer neresi? Şurası mı? Burası da mı 65'tir? eğim açısı soruluyordu. Yani şuradaki açıyı bulacağız gençler. Eğer ki ben 180'den 65'i çıkarırsam 115'i bulurum. Doğru cevap C şıkkı olur. Eğim açısı. Geçtim 32'ye. Aşağıda üçgen biçimindeki kartonun içine çizilen düzgün dokuzgenin 3 üç kenarı üçgenin 3 üç kenarıyla şekil 1'deki gibi çakışmış. Bak şuralar çakışıkmış. Daha sonra çakışan kenarları birleştiren köşegenler kırmızı çizgiyle birleştirilip şekil 2'deki biçimde kesilince altıgen elde edilmiş. Ama düzgün altıgen falan değil ha. Daha sonra siyah renkli kenarlar kendilerine paralel olan 3 doğru boyunca şekildeki gibi kesilerek çevre uzunluğu bir birim olan e, şekildeki şekil 4'teki düzgün altıgen elde edilmiş. Çevre uzunluğu bir birim olan. Çevre uzunluğu 1 ise buradaki altıgenin bir kenarı 1 bölü 6'dır. Mesela bu kenarlardan birisi de aynı zamanda şurası mıdır? Şurası 1 bölü 6. Değil mi? Şurası 1 bölü 6. Şöyle göstereyim. Şurası 1 bölü 6. Aynı zamanda o zaman burası da 1 bölü 6. Kesildikten sonra bu kalıyor çünkü. Peki şimdi benden ne istenmiş? Şekil 1'de sarı renkle belirtilen üçgenin çevresi. Yani şunun çevresi isteniyor değil mi? O zaman ben o sarı renkli kısmı şuraya şöyle resmetmeye çalışayım sana. Şöyle yapalım ve şöyle yapalım. Aslında benden şunu çevre uzunluğu isteniyor. E peki ben yukarıdaki şekilde şöyle referans olsun diye şuraya yapıştırırsam şöyle yapalım. Heh, şimdi buna baka baka çözelim, tamam mı? En azından bir aşağı in, bir yukarı çık yapmayalım. Şimdi arkadaşlar, şu kısım dokuzgenimizin bir kenarıydı aslına bakarsan. Dokuzgenin bir kenarı ve ben bu dokuzgenin bir kenarına A demek istiyorum. Şurası da A olsun. Şimdi ben buranın 1 bölü 6 olduğunu bilmiyorum, biliyorum ama hani şu kısımların uzunluklarından haberim yok. Yani şurası ve şurası var ya onları bilmiyorum. O zaman ben oralara gideyim B diyeyim olmaz mı? Bak, burası B olsun burası da B olsun. Şimdi benden istenen ne o zaman? 2 tane A, 2 tane B, bir tane de 1 bölü 6'nın toplamı benden isteniyor. Güzel. Şimdi şuraya bir zoom atmak istiyorum gençler. Şöyle. İyi dinle şimdi beni. Abi. Altıgen oluşmuştu ya altıgenin bir iç açısının ölçüsüne 120 derece. 120 ise madem öyle şurayı sildim. Bak. Şurası 60'tır. Daha sonrasında ben şuranın A olduğunu biliyorum. Şunu tuttum. Bir paralel attım. Nereye? Buraya paralel. E şimdi burası da 60 değil mi? O zaman şurası da 60 olmaz mı? Yöndeş açılar. O zaman burası da 60 olmaz mı? Yani burası B iken burası B ve burası da B. Ekstradan burası A ise paralel kenar oluştu. Bak burası da A mıdır? Yani şurası A artı B mi oldu? E A artı B aynı zamanda 1 bölü 6'nın ta kendisi değil midir? O halde 2 A artı 2 B nedir? 2 bölü 6'dır. Buna 1 bölü 6 eklersek doğru cevap 3 bölü 6'dan tabii ki de 1 bölü 2'nin ta kendisi olacaktır. Gençler dedik. Şıklarımızda hangisi? Bakalım cevap 1 bölü 2 dedik. Yani A şıkkı benim cevabım olmuş oldu dedim. Ve devam ediyorum. 33 ile dik koordinat düzleminin ikinci bölgesine yerleştirilen ABO üçgeni biçimdeki karton parçası saat yönünde bir miktar döndürülüp şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma geçtiğinde eksi 2'ye 0 noktası A üssü noktası ve B noktası ise 0'a 16 ile çakışmış. A üssü noktasının ordinatı 1 bölü 4'müş. Ha, tamam şimdi bak şöyle iyi dinle. Şuranın uzunluğu neymiş? Kırmızı doğrunun uzunluğu 1 bölü 4. Peki size sorum şu. Şunun uzunluğunu hesaplayabilir miyim? Tabii ki de şunun uzunluğunun aynısıdır çünkü döndü sadece. O halde burası da 12'dir. 12'ye 1/4, bölü 4, değil mi? Peki ben şunun uzunluğunun e, kaç olduğunu bilirim şuranın uzunluğunun? Tabii ki de 16. Neden? Çünkü yaslandığı zaman buraya 16 oluyor. Şimdi benden istenen ne biliyor musun? B noktasının apsisi, yani şuranın apsisi. Yani şuradaki uzunluğun eksilisi sorulmuş. Abi şimdi bu üçgen ne kadar, şu kadar, alfa kadar döndürüldüğüne göre burada da alfa kadar bir kapanma olmamış mıdır? Bu alfanın tanjantını bulalım. E, tanjant diyorum sinüsünü bulalım. 1 bölü 4 bölü 12'den. 1 bölü 48 mi yapar? O zaman aynı sinüs değeri burada da sahiptir. Ben buraya k dersem k bölü 16 1 bölü 48 ise k tabii ki de buradan 1 bölü 3'tür. E madem öyle buranın apsisi sorulmuştu doğru cevap eksi 1 bölü 3 olacaktır. Yani cevabımız c şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 34. Aşağıdaki yandan görünümü daire, yarım daire biçimde kapağı ve dikdörtgen biçimdeki gövdesiyle bir parfüm şişesinin iki farklı görünümde verilen uzunlukları birim türündendir. Şekil 1'de verilen A noktası kapağın saat yönünde 180 derece dönmesiyle A üssü noktasıyla çakıştığına göre şekil 2'de A ile A üssü noktalar arasındaki uzaklık kaçtır diye soruluyor. Yani benden şurası isteniyor. Şimdi ben hemen hiç durmadan şunu yapıyorum. Burası 24'tü burası 14. 24'ten 14'ü çıkarırsan 10 olur. Yani gençler şu iki mesafe 11'inmiş. Yani bu da ne demek? Bu çemberin dairenin çapı demek. Yani bizim şu kısım 10 abi. E şimdi ben buranın yüksekliğini biliyorum ya. Yükseklik diyorum çünkü ben burada bir dik üçgen şu şekilde. Çevre açı. Çevre açı dikse çapı görüyordur. O halde burası 4 ise öklüt yapıyorum. 4'ün karesi eşittir. Şuraya x dedim. Burası 10 eksi x oldu. X ile 10-x'in çarpımı ise eğer demek ki 16 eşittir. X ile 10-x'in çarpımı olacak. X burada 8'den başkası ya da bakayım 2'den başkası değildir. Kısa olan taraf 2, uzun olan taraf 8. Şimdi burası 8 ise bak dikkat edin de ben şurada bir tane üçgen oluşturuyorum. Soru bitti artık. Şöyle bir üçgen oluşturdum. Hatta bu üçgeni biraz daha şöyle oluşturacağız. Özür diliyorum. Hemen gösteriyorum gençler. Şöyle yaptım. Bunu da aşağı indirdim. Bir dik üçgen oluşturdum. Şurası kaçtı? 8. O zaman şunu şöyle indirirsem. Burası da mı 8 olur? Yani burası 16. Şurası kaçtı? 4. E burası da 4. 4, 4. Burası da 8 yaptı. 8, 16. Tabii ki de burası 8 kök 5'tir. O halde doğru cevabımız da D şıkkında gördüğünüz üzere verilmiştir diyeceğiz. 34'ü de bitirdik. Geçtik 35'e. Aşağıda kalınlığı önemsiz sapının uzantısının merkezinden geçtiği daire biçimindeki tava zemine T noktasına T etken sapının ucu şekil 1 ve şekil 3 de zemine A noktasında. Şekil 2'de ise zemine paralel ve A noktasına 2 birim uzaktaki B noktasına hizalanmakta. Böyle dururken A noktasına düşüyor iz düşümü böyle dururken B noktasına düşüyor ama A noktasıyla tabii ki de ne 2 birim uzaklıkta. Ve böyle dururken de yine A noktasına düşüyor bunun iz düşümü. Şekil 1'de sapın ucu zeminden 20 birim yükseklikte. Yani şurası 20 ise diyor. E, sapın uzunluğu kaç birimdir? Abi öncelikle şunu diyeceğiz. Ne dedim? Çember varsa, daire varsa ve teğet varsa mutlaka şu yarı çapı çizerim. Çünkü buraya dik olacaktır. Bunu da şu şekilde çekecek olursam. Bak iyi dinle bunu da bu şekilde çekersem. E şurası ne? R. Burası R. Aynı zamanda şunu şöyle uzatırsam eğer. Bak. Şurası R'dir. Sapın uzunluğuna da K diyelim. Artık burası R artı K oldu. Peki hocam buranın tamamı 20 ise ben buraya R dersem eğer. Şurası ne olur? 20 eksi R mi olur? Aynen öyle olur hocam. Tamam. Güzel. Şimdi geldim buraya. İyi dinliyorsun beni. Hocam. Burası merkezdi. Aşağı doğru indirdim. Bunu da böyle çektim. Ne dedik? Şurası R. E, tamam. Burası da R. E şurası neydi hocam? R artı K'ydı. R artı K. Değil mi? O zaman şurası 2 birimse T ile A noktaları arasındaki uzaklık R artı K'dan 2 eksik olmaz mı? Bak T ile A arasındaki uzaklık. Demek ki neymiş? R artı K eksi 2'ymiş. Şimdi geldim en alttakine. Bir de bunu yorumlayalım. Burası merkez olsun. Bunu böyle çektim. Çektikten sonra burası R'ydi. Burası R artı K eksi 2'ydi. Burası R'ydi. Burası K'ydi. Aslına bakarsan üstteki üçgenimizin değil mi şunun eş eş üçgen olmak zorunda. Çünkü burası TA arası eşit. Burası R. Burası 90. Bu da tam tersten. Burası 90. Burası R artı K ve burası R artı K eksi 2. Madem öyle bunun açının karşısındaki kenar kaç? 20 eksi R. E şimdi buraya bakıyorsun. R. Demek ki 20 eksi R ile R birbirine eşittir. O zaman 2R eşittir. 20 ise R kaçtır? 10'dur. Bizden istenen neydi? Sapın uzunluğu. Abi bir tane üçgenim var bak benim burada. Bu üçgen şöyle bir üçgen. Ve şurasının 10 olduğunu biliyorum. R. Şurası 10 artı K. Ve ekstradan burası da 10 artı K eksi 2. Yani 8 artı K. Şimdi hipotenüs dik kenar arasında 2 birim mesafe var. Burası da 10. Hemen aklıma. aralarında 2 fark var ya. Eee hemen ne gelir? 5, 12, 13 üçgeni. Ama hocam bunların arasında bir fark var. 2 ile çarp 10, 24, 26 mükemmel bak 10, 24, 26 aralarında iki fark var. O zaman buranın 26 gelmesi için K'nın kaç olması lazım? 16 bizden sapın uzunluğunu istemişti. Biz sapın uzunluğuna K demiştik. Cevabımız D şıkkı olur. Devam 36. Rafet Bey cep telefonundan 6 arkadaşıyla görüntülü konuşma yaparken arkadaşlarının görüntüleri ekranın kenarlarına teğet olan şekil 1'deki 6 özdeş daire içinde ...yer almakta ve ekran altında kırmızı dikdörtgensel bölge oluşmakta. Şurası. Daha sonra konuşmaya dair olan arkadaşlarının görüntüleri şekil 2'deki gibi... ...ekranın kenarlarına teğet olan 12 tane özdeş daire içinde yer aldığına ...kırmızı bölgenin alanı 24 birim kare artmakta. Buna göre dairelerin... ...yarı çapları farkı kaç birimdir diye soruluyor. Öncelikle... ...öncelikle... ...şöyle bir şey yapsak. Ee, burada... Şunun eğer yarı çapı R ise bir tanesinin yarı çapı yaklaşalım mı biraz daha? Değil mi? Telefondan bakıyorsan yazık ederiz. Eğer ki şuraya R dersen burası 4R. E şuna R dersen burada 6R var. O zaman ben bir tanesinin şurada hani 4R'ye 6R ya değil mi? Ama bir tanesi R1 ötekine R2 diyelim. 4R1 ile 6R2'yi birbirine bir yerde eşitleyecek olursam 12R diyebiliriz. Buranın tamamına 12R diyelim. Tamam 12R ise eğer mesela bunun yarı çapı nedir? 3R'dir. O zaman şunun yarı çapı nedir? 2R'dir. Çok güzel. Şimdi gençler buranın tamamına 12R demiştik biz bak. Şurayı silelim. Şuradaki kırmızı renkli bölge var ya. Onun demek ki uzun kenarı ne, uzun kenarı ne oluyormuş? 12R oluyormuş. O zaman tabii ki burası da 12R'dir bir kere. 12R. Şimdi geldim şu kısma. Şu mesafe yani şu mesafeden bahsediyorum arkadaşlar. Bu mesafe kaçtır? Burada kaç tane R var? 6 tane R var. 6 kere 3 R burası 18 R yapar. Buraya geldim. Burada kaç tane R var? Hocam 8 tane R var. R'ler kaçtı? 2 idi. Demek ki burası da 16 R'ymiş. Ne kadar fark var 18 R'den 16 R'ye? 2 R. Demek ki şunu şöyle çektim ya. Şuradaki mesafe. Bak şurası neymiş? 2 R'ymiş. E burası da 12 R'ydi hocam. Tabi görmedin sen. 12 r ile hocam burası da. 2 r ile 12 r'nin çarpımı 24 r kare yapar ve alan farkı neymiş? 24 birim kare. O halde 24 r kare eşittir 24. r kare 1, r 1'miş gençler. Biz r'nin 1 olduğunu bulduk. Dairelerin yarı çapları farkı soruluyor. ve 3R'ye R 2R'ydi. Yarı çapları farkı R'dir. E, o da 1'dir. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacaktı. 36. sorumuzun cevabı da böylelikle B şıkkı olmuş oldu dedik ve geçtik 37'ye. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bulunan bir karenin karşılıklı köşelerinden ikisinin x eksenine uzaklıkları 4 ve 14 birim bir köşesi y ekseni üzerinde bulunan bu karenin diğer 3 köşesinin y eksenine olan uzaklıkları a, b ve c birimdir. Karenin birinci bölgede bulunan orijine en yakın köşesi orijine 5 birim uzaklıkta olduğuna göre a çarpı b çarpı c kaçtır? Abi şimdi bir kere sadece bir köşesi y ekseni üzerindeymiş değil mi? O halde ben şöyle diyeyim. Şurasını hala hazırda ekstradan bir çizgi gibi kullanalım. Y eksenimiz olsun şurası x eksenimiz olsun. Kabul mü? Şurası x ekseni Buraya da y ekseni dedim. Daha sonrasında şimdi ben bir kare çizeceğim. Şöyle diyelim, şu benim karem olsun. Bu kareyi döndüreceğim. Şöyle yapalım ve şuradan döndürelim şöyle. Tamam? Ve sadece bir köşesi y ekseni üzerinde olduğunu biliyorum. O da burası olsun. Güzel. Şimdi, bak bir köşesi burada. Bana diyor ki ee, karenin birinci bölgede bulunan orijine en yakın köşesi. Orijine en yakın köşesi şudur. Demek ki ben bunu bu şekilde çekersem bunun orijinal olan uzaklığı 5'miş. Tamam, güzel. Ve diyor ki, birinci bölgesinde bulunan karenin karşılıklı köşelerinden ikisinin x eksenine olan uzaklıkları 4 ve 14 birimdir. Şimdi 4'e 14 olabilir bak. 4'e 14 olabilir. Ya da şurası 4. Bak şurası 4. Tabii şurası 14 olabilir. Değil mi? O halde ben şöyle diyeyim. Şunu şöyle yapayım. Burası 14 olsun. Dolayısıyla ordinat da 14 olur burada. Şurası da kaçtı? 4'tü. O zaman burada 4, burası 5'te, burası 3'tür abi. Aynı zamanda şunu şöyle çekersem buranın ordinatı da kaç olur? Burası 4 olduğu için burası da 4 olur. Burası dik. Burası da dik. Kare olduğu için burası da dik. Şimdi geldim ben buraya alfa dedim. Buraya beta dedim. Alfa beta 90. E beta 90, e demek ki burası alfa, burası beta abi. Ve bu ikisi birbirine eş üçgenlerdir. Hipotenüsleri eşit, açıları açıları eşit. O halde, o halde. Bunların ikisi birbirine eşit dedik ya. Şurası kaç birimde? 3. Beta'nın karşısı 3. O zaman beta'nın karşısı 3'tür. 14'ten 3 çıkardım burası 11. 11'den 4 çıkardım burası 7. Burası 7 ise e tabii ki burası da 7'dir. Burayı 7 buldum. Bak şurayı 7 buldum. Burayı 3 bulmuştum. Benden ne isteniyordu? Ee, şu bu karenin diğer 3 köşesinin y eksenine uzaklıkları a, b ve c birimdir. Bak a bu olsun, b bu olsun bir de demek ki şuradaki uzaklık soruluyor bize. Bu da artık çok basit. Niye? Ben şunu şöyle çekecek olursam, bunu da buradan buraya indirecek olursam bu üçgenle bu üçgen de birbirine eşit olacaktır. O zaman yine yazdım buraya alfa yazdım. Gittim buraya beta dedim. Betanın karşısı kaçtı? E hocam 3'tü. Demek ki burası kaçmış? 10. Yani bir tanesi, bir tanesi 7 birim. Öteki 3, öteki 10. Yani a, b, c 3, 7 ve 10'muş. 3 çarpı 7 çarpı 10 bize 210'un ta kendisini verir. Doğru cevap da C şıkkında verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 37'yi de çözdük. Cevabına C dedik. Şimdi geçtim 38'e. Dik koordinat düzleminde köşeleri eksenler üzerinde bulunan ABC dik üçgeninin AC kenarı yani şurası böyle sola kaydırılıyor. Daha sonrasında AB kenarı da sağa kaydırılıyor. Bu işlemler yapıldıktan sonra bu ikisinin kesişim noktası 12 bölü 5'e 44 bölü 5 oluyormuş. Ve burada Kaydırılan yer 10'da kesiyor. Diğer kaydırılan yerde y ekseni 4'te kesiyor. Şimdi ben e, örnek veriyorum. Gidip şu A üstü C üstünü şurada da çizsem. Yani şöyle şuradan tuttum abi yaklaşık olarak aynı olsun diye şöyle yapalım. Yani net bir görsel oluşsun. Şurası. Şuradan şöyle buna paralel olacak biçimde çizdim ya. Çizdikten sonra şunu kaldırayım. Kafa karıştırmasın. Şimdi bak abi şurası kesiştikleri nokta neymiş 12 bölü 5'e hemen gösterdim. Şurası 12 bölü 5. Şurası da yani şuradaki yükseklikte 44 bölü 5'miş bak. 44 bölü 5'miş. Yani o zaman ben şuradaki uzunluğa gösteriyorum. Şuradaki uzunluk 12 bölü 5 ise şuradaki uzunluk 44 bölü 5'tir diyebilir miyim? Aynen öyle. Peki neyi soruyor şimdi bana? A noktasının ordinatı soruluyor. Tamam güzel. Şimdi şurası dik miydi? Dikti. Ben sadece bunları şu şekilde kaydırdığım için, şöyle iç içe geçtikleri için Bak burası dikse iç içe geçtikten sonra şu iki kolumun altında kalan bölge var ya şuradan bahsediyorum. Orası da diktir. Yani neresi oluyor orası? İşte burası oluyor. Tamam. Güzel. Ben eğer buraya alfa dersem. Arkadaş şurası da alfa olur mu? Olur. A noktasının yani şuranın ordinatı soruluyor diyor. Yükseklik soruluyor bize. Yükseklik soruluyor. Peki ben o yüksekliği nasıl bulurum? Şöyle buluruz hocam. Şurası 4 büyüdü. 4'tü. Şurası 44 bölü 5 miydi? Evet. O halde ben şuraya k dersem. Bak buraya k dersem. 4'ün 44 bölü 5'e oranı eşittir. K'nın K'nın. k artı 12 bölü 5'e oranı diyebilir miyim? K artı 12 bölü 5. Valla deriz. Ters çevirdim çarptım. 20 bölü 44. Burası da alt taraf 5K artı 12 olur. Ters çevirip çarparsam burası da 5K gelir abi. Tamam. Böylelikle 4'e böldüm 5, 4'e böldüm 11 dedim içler dışlar çarpımı yaparım. 25K artı 60 eşittir 55K yapar. Tamam. Daha sonrasında bunu bu tarafa attım. 60 eşittir 30K gelir. K kaçmış? 2. Yani şurası 2 birim. Burası 2 birim. Peki, peki. Ona da eyvallah. Biz burada artık şunu yapabilir miyiz? Gel kardeşim. Ee, ne kadar birim ötelemiştik biz bunu? 4 birim sağa ve 4 birim sola mı ötelemiştik? Yani kardeşim şurası 4 müydü? Aynen. Peki ben burası 4 iken, şuradaki alfanın tanjantını merak edelim mi? 44 bölü 5 bölü şurası 2 idi ya tamamını topla 2 artı 12 bölü 5 22 bölü 5 mi yapar? 2 5'ler giderse 44 bölü 2 2 midir? Yani benim tanjantım 2 miymiş? O halde şuradaki üçgene bak şimdi. Hemen gösteriyorum. Şuradaki üçgene bak. Buradaki üçgenin de tanjantı 2 olmak zorunda değil mi? E burası 4, burası 2 ise burası 6'dır. O halde burası kaçtır? 12'dir. Yani cevabımız C şık olur deriz. Geçtim 39'a. Dik koordinat düzleminde çapı x ekseni üzerinde ve y eksenine orijinde teğet olan çemberi AB doğrusu şekilde biçimde kesmektedir. Bak AB doğrusu bu çemberi kesiyormuş. Bunun çapı x ekseninin üzerinde ve burada da y eksenine teğetmişiz. etmişiz. AB doğrusunun denklemini de vermiş bize. Teşekkür ediyoruz. Ben hemen bu denklemi sıfıra eşitleyen noktayı bulurum. 16 yapar. Demek ki x eksenini yani şurası 16'ymış. D noktasının apsisi. A ile D arasındaki mesafe yani şurası 4 kök 13'müş. D, C ile BC birbirine eşit. Buna göre çemberin denklemi hangisidir? Şimdi hocam şöyle bir şey yapsak acaba neler olur? İyi dinle beni. Öncelikle ben şuraya alfa dersem. Burası hatta ve hatta bir düşüneyim. Şuraya alfa dersem şurası alfa olur mu? Olur. Burası alfaysa burası alfa olur mu? Olur. Peki şuradaki ölçümüz nedir? Burası 2 alfadır değil mi? Burası 2 alfadır. Peki ben tutup da şu O ile A'yı birleştirsin bak 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 şimdi. Şurası ve şurası abi buradaki açı nereye görüyor? 2 alfayım o zaman burası da alfadır. Aha ne çıktı ortaya? Şurayı sildim. Bak burada da ikiz kenarlık var. Şurası ve şurası birbirine eşit arkadaşlar. Burası alfa burası alfa o zaman burası ne olur? 4 kök 13 olur. Hatta ve hatta burada ikiz kenarı kullanalım. İkiz kenarı görünce Kenan Hoca arası diyordu? Dik indiriniyordu değil mi? Dik indirdim. Burası x oldu. Burası x oldu. E burasının tamamı 16 idi. X'e x'i de boş ver. 8'e 8 olur artık. 8'in karesi 64. Artı şuraya k dedim. K'nın karesi. 4 kök 13'ün karesi 16 kere 13'tür. 16 kere 13 kaç yapar? 208 mi yapar? 64'ü bu tarafa gönderirsem k kare eşittir 144 gelir. K kaçtır? 12'dir. Aha da ben k'yı da buldum artık. Burası da 12'ymiş. Tamam. Şimdi devam edelim. Ne isteniyordu benden? Ne isteniyordu? E, çap lazım. Çemberin denklemi isteniyor. Çemberin denklemi. Hangisi olur diye soruyor. Bana çap lazım. Çap uzunluğunu nasıl bulurum? Şimdi çap uzunluğunu bulmak için e, ne yapılabilir? Ona bakalım. Gençler Şurasının ben 4 kök 13 olduğunu biliyorum. Değil mi? Burası 4 kök 13'tü. Şurası zaten 16 idi 8'e 8. Burası 12 idi. Buna da eyvallah. E şimdi ben tutup şunu şöyle çeksem. Çevre açı çapı görüyor diktir. Bu cepte. Şurası da diktir. Öklit yapsam 12'nin karesi 144 eşittir. 8 kere kaç? Abi 8 kere kaç? 144 yapar. 8'e böldüm. 1, 8, 18. Yani gençler burası 8 ise şurası 18'miş. Yani şurası 10'muş yani. O zaman 8, 8, 10 toplamda bana 16'yı verir mi? Pardon 26'yı verir mi? Verir. E, çapı 26 ise bunun merkezi nerededir? 13'e 0 noktasında. Merkezi 13'e 0 ve yarı çapı da 13 birim olan çemberin denklemi. Hemen söyleyelim. X8'i 13'ün karesi artı y eksi sıfırın karesi eşittir 13'ün karesi 169 yapar. x artı 13'ün şurası 13. x 13'ün karesi x eksi 13'ün karesi zaten eksi yazmışım da orası şöyle görünmemiş bak şurayı silelim 13 ile artının şeyi birbirine girmiş x eksi 13'ün karesi artı y eksi sıfırın karesi yani y kare eşittir yani 169 peki hangisinde bak burada verilmiş a seçeneğinde mevcut ve son sorumuz bir ayrıt uzunluğu 2 cm olan küp biçimindeki karton kutunun eş kapakları şekil 1'deki gibi kapalı. Şekil 2'de ise açıktır. Ve buralarda bak bura 3, bura 4, bura 1, burada 2 diye verilmiş. Onlar ne işe yarayacak şimdi okuyacağız. Kapaklar uç kısımlarından kutuya bağlı olduğu üst ayrıtına paralel olacak biçimde 1, 2, 3 ve 4 santim kesildiğinde şekil 3'teki görüntü oluşuyor. Şu. Şekil 3'te oluşan mavi bölge ABCD dikdörtgeniyle benzer olduğuna göre yani şuradaki mavi bölge var ya dikdörtgen. O bu dikdörtgenle benzermiş arkadaşlar. Şekil 2'deki kutunun yani şuradaki kutunun yüzey alanı. Yani bu kapaklar hiç kesilmeden önce kapatılınca bunun yüzey alanı soruluyor. Yani ben şuraya x dersem burası da x oluyor ya. Yüzey alanı nedir? 6x karedir. Bizden bu isteniyor. Peki. Buradaki x'i bulacağım ve karesini alıp 6 ile çarpacağım yani. Peki bunu nasıl yapabilirim? Hemen şöyle yaklaşalım. Bak. Şimdi ben bu kapağı buradan aldım buraya kapatacağım. Buradan aldım buraya kapatacağım ya. 2 birim buradan, 4 birim buradan kaybettim. 2 birim oradan, 4 birim oradan kaybettim. Şimdi o zaman nasıl kaybetmiş olurum abi? 2 oradan, 4 oradan kaybediyorsam eğer 6 birim toplamda kaybetmiş olurum. Değil mi? 6 birim kaybettiysem şurası 6 birim açık kalır. Tamam. Bir buradan, 3 de buradan demek ki burası 4 birim açık kalacak. Şimdi bu dikdörtgenin kısa kenarın uzun kenarın oranı 2 bölü 3 mü? Eşittir. Şimdi geldim ABC'de dikdörtgenine bakalım. Benzer dört, dikdörtgendi ya. Madem öyle burası 6 değil mi? Kısa kenarı 6 uzun kenarı kaç olur? E 3 katıysa 3 katı 9 olur. Demek ki burası 9 muymuş? E tamam ben ikisi bulduktan sonra 6 x kareyi bulursam cevabı bulurum demiştim. 6 kere 81 bana cevabı verir o da 486'yı verir. O halde doğru cevabımız da C şıkkında verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Evet böylelikle 6. denememizde bitirdik. Artık 7. deneme için ee, siz onu bekliyorsunuz. Ben de 7. denemenin videosunu çekeceğim. Sıra o var. O halde sonraki videolarımıza görüşürüz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.